Sayın seyirciler iyi akşamlar. Ne oluyor bugün? Ankara'ya taşıdık. Ankara'dan sizlere merhaba, iyi akşamlar diliyoruz. Niye buradayız? Malum çok zor geçen bir haftayı geride bıraktık ve dünden itibaren de 28 Şubat soruşturmasını konuşuyoruz. Şubat ayı boyunca çokça konuşmuştuk ama nihayet düğmeye dün basıldı. Ve kamuoyunun çok tartıştığı bir konuydu. 28 Şubat'ın bir anlamda sembol isimlerinden Orgeneral Çevik bir de gözaltına alındı. Ve şimdi beraberinde pek çok yeni soru, yeni tartışma konusu var. Bu akşam ne oluyorum konuğu? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Sayın Hüseyin Çelik. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler Şiyorum. Siz de hoş geldiniz İstanbul'dan Ankara'ya. Çok teşekkürler. Bu akşam bu yayını ben tek başıma yapmıyorum. Bu akşam biz 3 gazeteci olarak aslında Sayın Çelik'i ağırlıyoruz. CNN Türk Ankara temsilcisi Hande Fırat ve Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Metehan Demir de benimle birlikte. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Ve müsaade ederseniz ilk soruyu sorarak başlayayım sohbetimize. Gündemde tabii ağırlık olarak 28 Şubat var ama diğer konulara da vaktimiz olduğunca değinmeye çalışacağız. Şimdi ben müsaade ederseniz en sondaki soruyu ilk başta sorarak başlayayım. Çünkü çok basitçe, fazla etrafında dolanmadan bugün herkesin sorduğu soru. Evet, sembol bir isim olarak Çevik bir bugün ifade vermek üzere gözaltında. Fakat bu soruşturma ne kadar genişler, kimleri kapsar, siyasetçilere ve yargı mensuplarına hatta gazetecilere kadar uzar mı? Beklentiniz sizin açınızdan, hükümet açısından nedir, talebiniz nedir ya da isteğiniz nedir? Şirin Hanım bunu 12 Eylül ile ilgili olarak da söylemişlerdi. Yani 12 Eylül'ün bütün günahını 90'ını aşmış olan iki emekli generale mi yükleyeceğiz? Sayın Evren'le Sayın Şahinkaya mı? Peki onların dışında kimse yok muydu? Bütün bu işkenceciler, şunlar bunlar nereye gitti gibi bazı sorular sordular. Ben yaptığım basın toplantısında da meslektaşlarınız bana sordular. O zaman dedim ki, bu tür davalar özellikle müdahillerin ve müştekilerin yani şikayetçilerin ve davaya müdahil olarak katılacak olan kimselerin verecekleri ifadelerle genişler. Yani bugüne kadar gördüğümüz budur. Bu sadece Türkiye'ye mahsus bir şey de değil. Benzer arınma hareketleri, benzer temizlenme hareketleri yapan bütün ülkelerde böyle bir süreç yaşanmış. Şu anda tabii yargı sizin de bildiğiniz gibi büyük çapta bir Batı Çalışma Grubu etrafında bir şu anda bir operasyonun düğmesine bastı. Ama ben inanıyorum ki 28 Şubat çok daha boyutları olan, farklı boyutları olan bir darbeydi. Bu darbeydi lafını da ben söylemiyorum. Kendileri söylüyor. Yani artık 28 Şubat'ın bir darbe olduğunu tartışmıyoruz. Yani postmodern darbe olarak tarihe geçti. Ancak bir şeyi belirtmemiz gerekiyor. Bakın bu darbenin bir özneleri var. Bir de nesnesi konumunda olan insanlar var. Veya eski tabirle söylersek bir failleri var, bir de mef'ulleri var. Bir de o günkü şartlarda sürecin içerisinde bulunan, kerhen diyebileceğimiz şekilde bu sürecin içine dahil olmuş insanlar var. Bir örnek vermem gerekirse, mesela 12 Eylül darbesi yapıldı. Bütün siyasi partiler kapatıldı, meclis kapatıldı. Türkiye'de olup bitenler malum. Sonra bir hükümet kuruldu. Oramiral Bülent Ulusu başkanlığında bir hükümet kuruldu. Ve bu hükümette Turgut Özal başbakan yardımcısı olarak tayin edildi. Eğer Turgut Özal şimdi hayatta olsaydı 12 Eylül darbecilerinin kurduğu hükümette sen görev yaptın ha deyip yargılanır mıydı? Bence yargılanmazdı. Buna kamu vicdanı da müsaade etmezdi. Eğer Turgut Özal değil de orada daha başka bir insan olsaydı belki o hükümeti yaptığı bazı güzel şeyler konusunda yönlendirici olamazdı. Ama bir çok kısa bir süre sonra merhum Turgut Özal bir siyasi parti kurdu. Ve bu halk Turgut Özal'ı darbeden sonra tek başına iktidara getirdi. Yani darbe sürecini bir manada bitiren bir iktidarı Turgut Özal'a teslim etti. O dönem işte filan adam da valiydi. Şu da emniyet müdürüydü, şu da emniyet genel müdürüydü. Şu da şu yerdeydi gibi. Eğer varsayımlarla yola çıkacak olursak bunun ucu bucu olmaz ve kesinlikle bu işin içinden de çıkamazsınız. Yani neticede diyelim ki darbe oldu, siz bir ilin valisisiniz. Silah zoruyla memlekette birileri yönetimi ele geçirmiş ve size gönderdikleri talimatları da siz harfiyen yerine getirmek zorundasınız. Biz de vatandaş olarak ona uymak zorundaydık. Şimdi darbe diyor ki sokağa çıkmayacaksın.
Ben babaydım, ben çıkarım. Diyecek kaç kişi çıktı o gün? Yani ben şunu anlıyorum, şöyle manşet atabilir miyiz? Bu işin askerlerle sınırlı tutulmasından yanayım. Değilim. Askerlerle sınırlı tutulmasından yana değilim. Bakın ben şunu söylüyorum. Bu işin, bakın örnek 27 Mayıs'ta konuşalım. 27 Mayıs'ta bir, diyelim ki Yassıada komutanı Tarık Güryay var. Hatta Sayın Taha Akyol'un yazdığı, Aydın Menderes'le yaptığı bir mülakattan ortaya çıkan bir kitabı var. O resim de kapaktadır. Menderes ailesi, Adnan Menderes merhumu ziyarete gitmiş. Tarık Güryay oturmuş, ayaklarını üst üste atmış. Menderes ayakta arkasında duruyor. Böyle bir adam. Şimdi bu adam fiili, bu tip adamlar yargılanmalıdır. Diyarbakır, diyelim ki 12 Eylül'ü yargılayacaksa, Diyarbakır cezaevindeki işkenceci bir kibirleri varsa bunlar yargılanmalıdır. Efendim o zaman bir araya girip daha açık şeyini sorabilir miyim? Örneğin bugün Meral Akşener'in açıklaması var. Kastettiği Alaaddin Yüksel. Ya da yine Meral Akşener'in açıklaması var. İşte yargı mensupları o gün o briefingde ayakta alkışlayanlar bugün kararlar veriyor. Nasıl veriyorlar ama HSYK Başkan Vekili'nin açıklaması var. Bir soruşturma başlatmayacağız diye. Kastettiğiniz hani şöyle, bunlar gibi isimler. Şöyle Hande Hanım. Yani ben müsaade ederseniz isimlendirmeyeyim. Ahmet veya Mehmet. Diyelim ki çağırdılar. Yüksek yargı organlarının mensuplarının oraya gitmesi birinci hataydı. Orada dakikalarca alkışlaması ikinci büyük bir hataydı. Ama şimdi suç ve suçun niteliği ağırlığını göz önünde bulundurduğunuz zaman bir işin failleri var. Bizatihi yapanlar var. Ona teşne olanlar var. Ona destek veren bir sivil kanat var. İş dünyasından insanlar var. Medyadan insanlar var. Burada da dediğim gibi hatta bu darbeyi askerler yapmadı, biz yaptık, bizim başarımızdır diye övünen siviller var. Ha bunlar kapsama dahil edilir. Yoksa o dönem görev aldı, o dönem yargı mensubuydu, o dönem şuydu diye eğer bunu bu şekilde dallandırıp budaklandırırsanız bunun ucu bucu olmaz. Ha bu da tabii, buna ben karar verecek değilim. Ben sadece baktığım cepheden fikrimi söylüyorum. 28 Şubat'ın yargılanması tarihi bir dönüm noktasıdır. Bir kere bunun altını çizmemiz gerekiyor. Türkiye'deki darbelerden belki en çirkin olanlarındandır. Çünkü 28 Şubat darbesi darbe yapmakla yetinmedi. Bir toplum mühendisiyle soyundu. Ve bir nevi bir cadı avı başlattı. Bir McCarthy'ci dönem başlattı. Binlerce, on binlerce insanı fişledi. Ve insanlar adeta oturdukları yerde bir korkular cumhuriyetinde yaşıyormuş hissine ve vehmine kapıldılar. 28 Şubat sürecinde ben üniversitede öğretim üyesiydim. Üniversitede bölüm başkanıydım. Bunu hatta benim o gün yazdığım bir yazı var. Türkiye Korkular Cumhuriyeti diye. Şimdi ben bir şey soracağım. Şimdi benim en az iki gündür anlamadığım bir nokta var. 15. yıl işte gerekirse 1000 yıl sürecek diye açıklamalar yapılmıştı. Bizim Ankara temsilcimiz Sedat Ergin'in o meşhur röportajıydı dönemin Genelkurmay Başkanı'yla. Fakat şimdi yani Çevik bir burada en flaş isim Genelkurmay 2. Başkanı. Şimdi dese ki evet çok önemli bir adım atılıyor 28 Şubat'ın o kirli izlerin temizlenmesi adına, toplum mühendisliği temizlenmesi adına. Ama Çevik bir dese ki ya bir dakika, Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşulan alınan kararlar. Biz Genelkurmay 2. Başkanıyız. Yani biz mi olduk şimdi bu 28 Şubat'ın tek müsebbibi, suçlusu ya da sorgulanması gerekeni sözünden muhtemel hareketle bu iş nereye kadar gider? Bir de ona ek yapabilir miyim çok müsaadenizle? İlhan Kılınç bugün Murat Çelik'e konuşmuştu. Anayasal bir kuruluş MGK, o platformda alınan kararlar hakkında kimsenin söyleyeceği söz olmadığı kanaatindeyim. Başbakanın, Cumhurbaşkanı'nın altında imza var. Altında onların imzası var dedi. Şimdi şöyle arkadaşlar, şimdi bunu tabii benim külahıma anlatsınlar. 60'ta da darbe yapıldı. Silahlı Kuvvetler Birliği döneminin siyasi parti liderlerini çağırdılar. Dediler ki seçim yapıldı. Seçim sonuçları ortada ama meclis toplanmadı. Daha siz yemin etmediniz. Bizim şu şartlarımız var. Siz ya bunları kabul edersiniz ya da biz bu seçimi yapılmamış kabul ederiz. Darbe süreci devam eder dediler. Yani Ragıp Gümüşpara, Ekrem Alican, Osman Bölükbaşı huzura çağırılıyor ve onlar 5 Cemal Gürsel'i Cumhurbaşkanı seçeceksiniz, İsmet Paşa'yı Başbakan yapacaksınız. 27 Mayıs'ı asla sorgulamayacaksınız. Menderes ve arkadaşlarının asılmasını ağzınıza almayacaksınız. Evet. Ve Demokrat Partilerin memnun haklarının iadesinden söz etmeyeceksiniz. Peki onlar da o şeyin altına imza attılar. Yani bir devi orada taahhütnamede bulundular ve altına imza attılar. Birisi şöyle diyebilir. Arkadaş kafasına silah mı dayadılar? Bir kere silah milah dayamalarına gerek yok. Çünkü zaten bir kere silah dayayarak yönetimi devirmişsiniz. Bir
dönemin hükümetinin, önce şunun altını çizmem gerekiyor. Refah Yol hükümetinin duruşunun iyi bir duruş olmadığını kabul ediyorum. Yani ben bir akademisyen, bir siyasi gözlemci, bir siyasetçi olarak o dönemin hükümetinin tavrının o gün gösterilen tavır olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani AK Parti 27 Nisan bildirisine muhatap olduğu zaman AK Parti hükümeti ne yaptıysa dönemin hükümetinin de onun gibi veya ona benzer bir tutum takılması gerektiğini düşünüyorum. Burada hükümetin çok iyi bir duruş sergilediğini falan iddia etmiyorum. Buna katılıyorum. Diyor ki karşı tez olarak ya aslında Erbakan da yapabilirdi rahmetli hoca ama arkasında o kadar yüksek bir halk oyu yoktu. Koalisyon parçasıydı. Ayağı tam yere basmıyordu. Ortaklarına tam güvenemiyordu. Bir sürü öyle şey gerekçe de söyleniyor. Şimdi Metehan Bey burada sebep şu veya o, bu olabilir. Doğru söylüyorlar. O günkü iktidarın zayıf halkası Doğru Yol Partisi'ydi. Nitekim Doğru Yol Partisi biliyorsun darmadağın hale getirildi. Psikolojik harekatla Doğru Yol Partisi çökertildi. Ve hükümet meclisteki çoğunluğunu yitirdi. Şimdi bunlar tamam. Sebep şu veya bu olabilir. A sebep, B sebep, onlarca sebebi bir araya getirebilirsiniz. Ama sonuç hükümet askerin dayatmasına, psikolojik harekatına boyun eğmiştir. Hükümet o dönemin hükümeti yenilgiyi kabul etmiştir. Ve o Milli Güvenlik Kurulu kararlarını kabul etmiştir. Ve onlar da mecliste getirmişlerdir bu kanunları. O günü meclise çıkarttırmışlar. Sadece hükümet değil. Cumhurbaşkanı için aynı şeyi söylüyor. Aynı şey Cumhurbaşkanı için. Ama yani bir kere Sayın Demirel, dönemin Cumhurbaşkanı olan Sayın Demirel aslında bu psikolojik harekatın orkestra şefihlerinden birisiydi. O zaman özür dilerim. Aydınlık Gazetesi'nin de manşeti. Aynı zamanda Mehmet Baransu bir takım ön duyumları olduğunu bildiğimiz gazetecilerden biri. Bu işin Güneş Sokağı uzanacağını her iki gazetede de iddiası var. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz o zaman? Ben şöyle düşünüyorum. Bir kere bu dönem, şimdi Sayın Demirel'in bu detaya girmemi isterseniz teker teker bunları sayın. Sayın Demirel'in bir kere masum olmadığını düşünüyorum. Sayın Demirel iyi niyetli olsaydı Sayın Erbakan istifa ettikten sonra hükümeti kurma görevini Sayın Tansu Çiller'e verirdi. Sayın Demirel iyi niyetli değildi. Mesut Yılmaz'a verdi. Askerler, dönemin askerleri, başta işte malum kişiler, isimlerini hepiniz biliyorsunuz. Bir nevi başbakanlığı ihaleye çıkardılar. Ama o dönemle ilgili yapılan yorumlardan bir tanesi de tam tersi. Siz dediniz ya 28 Şubat darbelerin en kötüsüdür diye. Oysa şöyle bir argüman da var. İsmail Hakkı Karadayı ile Demirel askerlerin darbe yapmasını engellemek için aralarında anlaştılar ve yumuşak bir geçişle daha anayasal bir süreç içinde bu dönemi yürüttüler. Bunun bir uzantısı olarak da Tansu Çiller'e değil Mesut Yılmaz'a bu görev verdiler. Dolayısıyla buna bir darbe bile diyemeyiz. Şirin Hanım, Şirin Hanım darbe şudur bakın. Yani Süleyman Demirel'in de bir yumuşatıcı rolü olduğunu müsaade de söyleyeyim. Sayın Bakanım çok affedersiniz yani açmak anlamında. Şimdi İsmail Hakkı Karadayı dönem Genelkurmay Başkanı ile Demirel yani Cumhurbaşkanı sıfatıyla anlaştı. Yani askerler adına Karadayı yani orada bir tuhaf. Yani bu yorumu yapanların geliştirdiği argüman şu. Asker içinde zaten bölünme vardı. İsmail Hakkı Karadayı darbeden yana değildi ama Batı Çalışma Grubu, Güven Erkaya bölümü daha farklı düşünüyordu. Şöyle bir tehlike seziyorum. Şöyle bir tehlike seziyorum Şirin Hanım. Ergenekon davasını sulandırmaya, basitleştirmeye, sıradanlaştırmaya çalışanlar gibi, Balyoz davasını sıradanlaştırmaya, basitleştirmeye, sulandırmaya, su katmaya çalışanlar gibi buna da katacaklardır. Aslında bir darbe değildi. Darbe dediğimiz şey şudur kardeşim. Halkın seçilmiş temsilcilerinin iradeleri bir tarafa bırakılır. Yani halkın iradesi bir tarafa bırakılır. Elinde silah bulunduran yani silahlı gücün borusu öter ve onların istedikleri, onların dayattıkları, onların dikte ettikleri hayata geçer. Darbe budur. İster gelirsiniz, tankları sokaklara dökersiniz, insanları içeri alırsınız, parlamentoyu feshedersiniz. Bunlar başka bir şey yaptılar. Parlamentoyu feshetmediler. Parlamentoyu kendilerine ram ettiler. O psikolojik hareketle, bakın ben rahmetli Yıldırım Aktuna'nın bana anlattığı bir olayı anlatayım ben size. Dedi ki, Tansu Hanım dedi beni aradı. Dedi ki işte bir grup DYP'li milletvekili ayrılmak için bir araya gelmiş. Senin bunlarla da muhabbetin iyidir. Sen git bunları caydır bu işten. Ben diyor onlarla irtibat kurdum, gittim diyor. Bir evde birkaç saat diyor konuştuk. Öyle bir ruh hali içindeydiler ki hepsine şu telkin edilmiş. Hepinizin yatsı adada yerleri rezerve edilmiş. Odalarınız bile belli. Ve
hemen rap rap sesleri gelebilir. Şimdi tank paletlerinin telkin sesleri gelebilir. Tersin eden kim, pardon? Hani bir psikolojik hareket. Hı. O kulaktan en iyi gazete Fiskoz gazetesidir. Meslektaşlarınız da bunun bir parçasıydı tabii. Onu da söyleyeyim. Yani medyanın o dönemde bu psikolojik hareketin bir parçası olduğunu merkez medyanın hepimiz çok iyi biliyoruz. Sonra ben onları caydırıp diyor ayıracağımı, yani bağlı bırakacağıma, Doğru Yol Partisi içerisinde kalmalarını temin edeceğime, ben diyor hem Doğru Yol Partisi'nden istifa ettim, hem bakanlıktan istifa ettim. İstanbul'dan İzmir'e giderken uçakta yan yana oturduk. Rahmetli Yıldırım Akturan'ın bana anlattığı bu. Şimdi şuraya geliyorum. Efendim işte Demirel'le Karadayı şunu yapıyordu, bunu yapıyordu. Tanklar şeyde efendim yürütülüyor Sincan'da. Sayın Karadayı'nın haberi yok. Ya darbe mi oldu diye arıyor sağa solu. Çevik bir diyor ki yok bir şey yok diyor. Garanti veriyor. Bir şey yok işte. O balans ayarı yaptığını söylüyor. Dolayısıyla yani Sayın Karadayı'nın ve Demirel'le beraber gidip anlaşacaklar. Yumuşak bir geçiş yapalım. Biraz önce söylediğim sözü müsaade ederseniz bitireyim. Karadayı'yı dışarıda bırakıyorsunuz. Hayır, bırakmıyorum dışarıda. Hayır, hiç bırakmıyorum. Bakın Sayın Çevik bir tek başına bir adam değildi. Bu emir komuta zinciri içinde yapılır bu işler. Dolayısıyla ben kendimi mahkemeye, biz kendimizi mahkeme yerine koyamayız. Ben kendimi mahkeme yerine koymam. Mahkemenin ne yapacağına da benle siz karar vermeyiz. Ama eğer bu işin mantığı buysa, bakın hatırlayın, daldan dala belki atlıyoruz ama şu Dursun Çiçek'le ilgili ıslak imza meselesi gündeme geldiği zaman, ıslak kuru imza hikayesi olduğu zaman, dediler ki Dursun Çiçek kendisi tek başına yapamaz. Bu andıçlar bir kişinin, evet bunu altta bir yarbay, bir binbaşı hazırlar ama üstteki komutanın onayı olmadan bunlar olmaz dedi. Herkes bunu söyledi. Sonra gün geldi, bu soruşturmalar, incelemeler gitti. Sayın İlker Başbuğ'a kadar dayandı. Şu anda Sayın İlker Başbuğ içeride biliyorsunuz. Şuraya geliyorum. Başbakanlık ihaleye çıkardılar. Dediler ki kim bu aldığımız 18 kararı hayata geçirecekse, bunlarla ilgili kanunlar çıkaracaksa, Başbakanlık onundur ve Sayın Demirel'e de bunlar telkin edildi. Ve bu Sayın Demirel bu telkinlerle Sayın Mesut Yılmaz'a hükümeti kurma görevi verdi. Dört parti yamalı bohça gibi birleştirdiler. İşte biliyorsunuz hani bu bir hükümet kurdular. Ve bu hükümet 8 yıllık kesintisiz eğitim dahil olmak üzere kendilerine önerilen, dayatılan ne varsa bunu yaptılar. Ve Mesut Yılmaz o gün kendisi de partisi adına da intihar etti. Yani ANAP o gün bitti biliyorsunuz. Ve ondan sonraki sürece dikkat edin. ANAP baş aşağı gitti ve şu anda da zaten yerinde yerler esniyor. Buharlaştı ANAP. Özal'ın kurduğu ANAP bitti. Niye? Çünkü halk size kendisini temsil edesiniz diye sizi seçip oraya gönderiyor. Ama siz gidip başkalarının temsilcisi oluyorsunuz. Sözlerime müsaade ederseniz toparlayayım. Bugüne kadar hep şunu söyledim. 27 Mayıs dahil milletin iradesine, demokratik yönetime, dışarıdan kim müdahale etmişse, ister Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bir junta oluşturarak müdahale etsin, ister postmodern olsun, ister organik darbe, ister inorganik darbe. Darbenin hangi çeşidi olursa olsun, bu toplum, bu millet, bu devlet, bu yargı, bu adalet sistemi bunlarla yüzleşmelidir. Bunlar soruşturulmalıdır. Bunun sivil ayağı varsa, ama bakın bir şeyin altını çiziyorum. Bu bütün kim oradan selam veren herkes bu işin içine dahil edilsin anlamında değil. Birinci dereceden fail, işbirliğine ve payandalık yapmaya teşne olanlar vardır. Bunlar birinci halkadır. Bunlar yargılanmalıdır. Bakın bugün o dönemin komuta kademesine bakın. Şimdi teker teker şöyle gözünüzü önüne getirin. Herhalde belki biri ikisi 79-78 yaşında olabilir. Hepsi 80 veya 80'in üzerindedir. Bu yaştaki insanlar bu saatten sonra kimsenin bir manada bir şey olacağı falan da yok. Ama bunun sembolik anlamı çok önemlidir. Neticede bunlar mahkemeye çağrılmalıdır. Bunların suçluluğu, eğer suçu tespit edilecekse mahkemeler tarafından, bunların suçu tescil edilmelidir. Ve bundan sonra bu tip şeyleri akıllarından geçirecekler için de ibret-i alem olmalıdır bu. Bu arada özür diliyorum, son bir şey. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir biliyorsunuz araştırma komisyonu kuruldu. Evet. Bu araştırma komisyonuna gelecek bilgi ve belgeler ve bu araştırma komisyonunun çalışmaları sonucunda ortaya çıkacak olan rapor da bu 28 Şubat davasında da 12 Eylül davasında da bence kullanılabilecek önemli dokümanlar ihtiva edecektir. Şimdi cadı avı demiştiniz özellikle de Batı Çalışma Grubu için. O Batı Çalışma Grubu bir süre sonra da Başbakanlık Takip Kurulu oldu. Yanlış hatırlamıyorsam da 3 ayrı Başbakanlık Müsteşarı Başkanlığı'nda çalışmalarına devam etti. Dolayısıyla dönüp bakıldığında ve benzer kararları o takip kurulları da verdi.
Aynı şekilde orada da bir suç unsuru görüyor musunuz? Yani siyaseten ya da bürokraside diğer görev almış sivillerin de aynı şekilde bu soruşturmaya dahil edilme durumunu nasıl karşılıyorsunuz? Şöyle anladım. Olası. Ben bu Başbakanlık Takip Kurulu benim bakanlığım esnasında en fazla şeyi bana gönderirdi. Askerlere veyahut da ihbarlar gider. İşte şurada şöyle 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 olmuştur der. Onu yazar bize gönderirler ve o dediğiniz anlamda bizim iktidarımız döneminde yani 28 Şubat dönemindeki gibi hiçbir şekilde hiçbir yönlendirme, hiçbir şekilde bir telkine boyun eğilmemiştir. Onu bilmenizi isterim. Yani bütün bakanlığım döneminde ben şerefle söylüyorum ki oradan gelen hiçbir yazıya, hiçbir telkine boyun eğmedim ve bunu kendime hakaret sayardım. Bunun yüzlerce örneği var, burada söyleyebilirim. Hiçbirisine boyun eğmedim. Şu okulda şöyle yapılıyor. Şimdi burada biliyorsun 28 Şubat'ın paranoyası irticaydı. Okulda mescit var. Buna tabii basında malzeme taşıyordu. Okulda evet mescit var. Ben ilkokuldayken de bu Türkiye'de okullarda mescit vardı. Ben ortaokuldayken bütün ömrüm yatılı okullarda geçti. Öğretmen okulunda da vardı. Başbakanlığın altı boydan boya mescittir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da altı boydan boya mescittir. Çok kötü ve köhne bir yerdi. Benim bakanlığım döneminde de son derece adam akıllı bir hale de ben getirdim. Bu mescitler bizden önce de vardı. Her iktidar döneminde vardı. Bu memleket bizimle beraber Müslüman falan olmuş değil ki. Şimdi bakın bütün buralardan hareketle. Peki orada bir de araya girsem belki izleyiciler hani buralardan hareketle bir yığın yine paranoyak irtica yaygaraları koparılıyordu. Başbakanlığa geliyordu. Orada zaten bunları çoğu kale alınmıyordu. Peki acaba yani bu yerli bir şey mi? Şunun için soracağım. Sizin kendi sözünüz aslında İsmet Berkan'ın kitabında da var. Asker bize iktidarı verir mi? O söz size ait. 2002'de yanılmıyorum herhalde Murat Yetkin siz görüşürken asker bize iktidarı verir mi gibi bir endişeyi bu yüzden mi mesela taşıdınız? Şimdi bakın mesele şu. Ben İsmet Berkan'ın tabii kitabı çıktı. Ben çıkıp da hiçbir zaman bunu asker bize iktidarı verir mi gibi bir cümle asla kullanmadım. Bütün siyasi hayatımda böyle bir ifade kullanmadım. Kullanmam da bize iktidarı verir mi değil. Orada bu gazetecilerle diyelim ki hani sizin off the record dediğiniz sohbet esnasında şimdi herkes şunu söylüyor. Efendim başta lideriniz olmak üzere partinizi kuran şahsiyetlerin çok önemli bir kısmı Milli Görüş Partilerinden gelme insanlardır. Ön planda olan insanlar. İşte Tayyip Bey, Abdullah Bey, Bülent Bey, Ahmet, Mehmet. Peki bu işte sizin de askerle vesaire aranız iyi değil gibi bazı argümanlar dile getirdikleri zaman bizim orada durduğumuz şey şudur. Biz demokratik bir mücadele veriyoruz. Yani bizimle ilgili aynı tavırları takınırlarsa bu mücadeleye devam edeceğiz. Bu şimdi birini bakın mesela Refah Yol döneminde kapattılar yeni bir parti kurdular. Kapattılar bir başka parti kurdular. Yani ben acaba asker bize iktidarı verir mi? Ben gidip bir gazeteciye böyle bir şey sormam. Ama siz DYP'den milletvekili oldunuz hemen 28 Şubat'ın ardından. Biraz önce Refah Yol Partisi iyi duramamıştı dediniz. Mesela neden DYP'den aday olma ihtiyacı hissettiniz? Mesele şu. Yani o dönem sizin de mi bu korkunuz oldu? Hayır benim hiç korkum. DYP'de hayır, daha güvenli sularda mı efendim, siyaset ben, yapmak ben için? Adalet Partisi'nde daha 12 Eylül darbesinden önce ben Adalet Partisi'nde Gençlik Kolları Başkanlığı yapmış olan birisi. Yani benim içinde bulunduğum bir siyasi parti bir konuda eğer iyi bir duruş sergilemezse eleştirilmesi gereken bir tarafı varsa ben onu da eleştiririm. Bugün de eleştiririm. Yani benim Doğru Yol Partisi'ni o gün eleştirmem. Ben merkez sağda daha gençlik yıllarından itibaren siyaset yapan birisiyim. Nitekim benim AK Parti'ye geçişim de şöyledir onu da söyleyeyim. Kamuoyu biliyor ama Sayın Başbakan bana ilk bu teklifi ilk yaptığında ben şunu söyledim. Eğer bu parti milli nizam, milli selamet, refah, faziletin bir başka versiyonu olacaksa ben yokum dedim. Ama tamamen yeni merkezde ayakları geniş basan, herkesi kucaklayan, demokratik değerler platformunda siyaset yapan bir siyasi parti olursa, demokratik cumhuriyeti, efendim piyasa ekonomisini, din ve vicdan özgürlüğünü, insan işte düşünce ve düşünce ifade etme özgürlüğünü savunan bir siyasi parti olursa, ben sonuna kadar varım. Ve benim en önemli şartım şuydu. Bu siyasi parti devlet adına millet üzerinde mi siyaset yapacak? Yoksa millet adına devlet nezdinde mi siyaset yapacak? Son bir şey söyleyeyim. Ben seçildikten, Doğru Yol Partisi'nden seçildikten 6 ay sonra, bugün Doğru Yol Partisi'nin o günkü yöneticileri hepsi bilir. Ben Tansu Hanım'a bir rapor yazdım. Merkez sağ nereye? Ve bütün bu hataları saydım döktüm. Bu gidiş Doğru Yol Partisi'ni de Anavatan Partisi'ni de sıfır noktasına götürüyor.
ve merkez sağ dediğimiz o zaman DYP ve ANAP'la temsil eden merkez sağın bittiğini, biteceğini ben Tansu Hanım'a seçildiğimin 6. ayında rapor halinde yazdım. Yani netice itibariyle benim Doğru Yol Partisi'nden seçilmem, Doğru Yol Partisi'nin yaptığı bir yanlışı görmemezlikten gelmemi gerektirmiyor. Peki bu arada şunu da sorsak acaba. Şimdi dün yapılan bir takım açıklamalar var. Bugün de devam etti yine aynı konuyla ilgili olarak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu adalet intikam duygusuyla aranmaz dedi. Aranırsa orada da adalet olmaz. Ve bir takım eleştiriler de var bununla ilgili olarak ya da uyarılar diyelim. Sanki bir revanşist yaklaşım havası estirildiği iddiası var. Böyle bir durum var mı? Yani birileri ölç almaya mı çalışıyor ya da yapılan açıklamalar biraz sanki siz bize bunu yapmışsınız biz de şimdi bunu yapıyoruz havasında mı? Şimdi Hande Hanım bakın adaletin tecelli etmesi diye bir kavram var. Eskiler buna ihkak-ı hak derlerdi. Yani hakkın yerine gelmesi, hakkın teslim edilmesi. Şimdi birisi benim babamı öldürdü. Ben de gidip onun babasını öldürürsem bu öç alma demektir. Ama benim babamı öldüren adama ya revanşizm iyi bir şey değil. Öc almak da çok kötü bir şeydir. Sen hiçbir şey yapma. Kimsenin böyle bir şeyi bana deme hakkı var mı? Soruyorum ben size. Sana böyle bir şey yapılırsa bunu sineye çeker misin? Şimdi bu biliyorsunuz kan davalarında birisi A aşiretinden birini öldürüyor. Aşiret diyor ki onlar bizden şunu öldürdü. Biz daha değerli birini öldürelim diyorlar. Bu öc almadır. Bu revanşizmdir. Ama birisi bu memleketin üzerinden tankları geçirmiş. Millet iradesinin üzerinden tankları geçirmiş. Ve bu memlekette milyonlarca insanı fişlemiş, bir cadı avı başlatmış, Türkiye'yi bir korkular cumhuriyetine dönüştürmüş. Ondan sonra da siz onlarla ilgili hiçbir şey yapmayacaksınız ve bu memleketin adaleti de hiçbir şey yapmayacak. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi her davada siz efendim niye öc alıyor? O zaman dava açan her insana haksızlığa uğradığı için, dava açan her insana sen niye öc alıyorsun demek lazım. Bu mantığı terk edin. Bakın Sayın Kılıçdaroğlu, diyor ki ben 28 bu şeyden önce bundan önce ben 28 Şubat olayları sağlıklı bir sorgulama sürecine tabi tutulacağına inanmıyorum. Nedeni de şu. O süreç bugünkü iktidarı doğurmuştur. Kendisini doğuran sürece karşı dava açmaz, sorgulamaz doğru diyor. Şimdi bak daha önce bunu söylüyor. Sonra diyor ki 27 Nisan bildirisine de 28 Şubat'ta da biz dava açılmasını istiyoruz. Buna da sesimiz çıkmaz taraftarız diyor. Sonra çıkıp diyor ki adalet intikam duygusuyla bilmem ne edilmez. Bırakın kardeşim. Yani hani 28 Şubat bizi ortaya çıkarmıştı. Buna karşı da dava açılmıyordu. Bir şey daha söyledi. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadelerini okuyorum. Bir şey daha söylemişti. Dedi ki 27 Nisan bildirisinden sonra. Bak bunlar dedi 27 Nisan bildirisini dedi yargılamazlar. Sanki yargılamayı biz yapıyormuşuz gibi. Efendim niye? Çünkü Sayın Büyükanıt gitti Dolmabahçe'ye Sayın Başbakan'la görüştü. Anlaştı. Sayın Başbakan dedi ki büyük anıta sen bize bir bildiri patlat bizim oylarımız artsın. Biz de sana üstün hizmet madalyası verelim dedi. Sonra meslektaşlarınız diyorlar ki Sayın Kılıçdaroğlu bu bir canlı yayında. Efendim önce muhtıra verildi. Önce 27 Nisan bildirisi yayınlandı. Sonra 5-6 gün sonra bir hafta sonra Sayın Büyük Anıtçı'ya gitti Dolmabahçe'ye. Şimdi ofsayda düştüğünü anlayınca bu sefer diyor ki olsun ben öyle düşünüyorum diyor. Bize hep şunu söylemiyorlar mıydı? Balyoz davası ortaya çıkınca AK Parti'yi hep şununla itham ve ilzam etmediler mi? Efendim orada bir hayali darbe söylentisi var. Bir darbe kurgusu var. Gerçek darbeler orada duruyor. Onları yargılasın yargı diyorlardı. AK Parti onları. AK Parti yargılamaz. Şimdi bugün gerçek darbeler yargılanmaya başlandı. Mesela 12 Eylül davası açıldı. Şimdi 28 Şubat açıldı. 27 Nisan bildirisi bu kapsama dahil oluyor ve o bir taraftan yürüyecek. Şimdi dün bunu söyleyenler bu sefer bunu sulandırmaya çalışıyorlar. Aklım bunu almıyor. Efendim şimdi çok manşet veriyorsunuz. Hepsi karışıyor. 27 Nisan'la ilgili de mi soruşturma başlayacak? Şimdi 27 Nisan bildirisi zaten bu sürecin içindedir. Yani bakın bu şeyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki araştırma komisyonu. Başlamalı mı sizce? Tabii ki başlamalı. Yargısı anlamda bir soruşturma başlayacak tabii. Dediniz de yani. Hayır, şunu söylüyorum. 27 Nisan bildirisi bakın e-bildiri değil mi bunun adı? Hı hı. 12 Mart muhtırası, 12 Mart muhtırası eğer bu kapsamdaysa ki bence olmalı. Yani 12 Mart muhtırası resmen o günkü hükümeti alaşağı etmiştir, öyle midir? 27 Nisan bildirisi de bunun içinde olmalıdır. Bunu ilk defa söylemiyorum. Ben daha önce de genel merkezde yaptığım bütün basın toplantılarında
Millet iradesinde müdahale anlamına gelebilecek ne varsa hesabı sorulmalı. Size ben başka bir soru soracağım. Şimdi bu aralar çok popüler. 12 Eylül işte 27 Nisan'da anladığım kadarıyla yolda. Bu ben şeye benzetiyorum bunu. Saddam devrildikten sonra Saddam yönetiminin arananlar listesini iskambil kağıtlarıyla tanımladı Amerikan yönetimi ve işte sinek papaz, karavaz, karapapa hepsini buldular teker teker ya da işte kaçan falan. Öyle bir iskambil destesi var Türk demokrasisi açısından. Onu herhalde teker teker ayıklıyorsunuz ama size ben başka bir şey soracağım. Sizin aslında AK Parti'nin yakın siyasi tarihinin en büyük travmanız size karşı açılan kapatma davası. Ve zaman zaman ben Adalet Bakanı da dahil olmak üzere bazı açıklamalarda çok açık olmasa da üstü kapalı bazı şeylerde bazı noktalara hakim olduğunuzu ya da bazı hassas bilgilere sahip olduğunuzu hissediyorum. Özel sohbetlerden de biliyorum. Asıl bu kapatma davasıyla ilgili sizin kafanızda çok fazla soru işareti var parti olarak. Sayın Başbakan da dahil. Acaba günün birinde bu kapatma davasına yönelik Türkiye'de yargısal anlamda ilginç gelişmeler olabilir mi? Olabilir. Şimdi bakın ben size başka bir şey yani söyleyeyim. Yani orada bir başka, nasıl, nasıl size şey başka bir şey söyleyeyim. Açınız lütfen. Müsaade edin size başka bir şey söyleyeyim. Hayır ben olabilir derken olacak manasında söylemiyorum. Yani netice itibariyle bunlara tabii ki dediğim orada gibi, yani perde arkasında bir şeyler dönmüş olabilir şunu mi? Şunu söyleyeyim ben size. Bakın 28 Şubat devreye girdi. 28 Şubat. Arkasında işte Mayıs'ta başka gelişmeler var. Refah Partisi'nde kapatılması davası da bu Haziran ayında yanılmıyorsam evet. Haziran evet. ayında. Haziran ayında da Refah Partisi'nde kapatma davası açıldı. Şimdi bugüne kadar genellikle bu milli iradeye müdahale meselesinde sivil ve askeri bürokrasinin yargı kanadı hep birlikte hareket etmiştir. 27 Mayıs'ta biliyorsunuz darbeyi yapan askerdir. Fakat kelleleri alan özellikle idamları, idam kararlarını veren veya müebbet hapis cezalarını veren o Yüksek Adalet Divanı dedikleri aslında ki adı yüksek ama kendisi son derece alçak olan o Adalet Divanı dedim yasa adada kurulan onun başına gelmek, orada görev almak için maalesef bizim o günkü hukukçularımız yarışmışlardır birbirleriyle. Bakın De Gaulle kendi muhaliflerini, rakiplerini yargılamak için özel kendine bağlı çalışacak mahkemeler kurmaya çalışıyor. 500 hakime yazıyor, bir teki kabul etmiyor bunu. Biz diyor ki Fransız kanunlarına göre kurulmuş olan mahkemelerde ancak biz görev yaparız diyor. Geliyoruz bu tarafa. 27 Mayıs'ın şeyi burada. Artı bir de üniversite hoca, hukukçu üniversite hocaları, Sıddık Sami Onar başta olmak üzere kerli ferli profesörler darbenin, darbecilerin silahın emrine girmişlerdir. Yani kalem silah karşısında, kılıç karşısında zilletini ilan etmiştir. Bu yalnız şimdi verdiğiniz örnekler o zaman yakın tarihe de uyarlanabilir. Şuraya geliyorum. Bakın önce E-Muhtıra 2007 değil mi? Hı hı. Cumhurbaşkanlığı meselesi, 367 meselesi, hı hı. 367 davası ve Sayın Baykal'ın açıklamaları. Türkiye büyük bir çatışmaya, kaosa gidecektir eğer Anayasa Mahkemesi böyle bir karar vermezse. Ve arkasından AK Parti'ye kapatma davası. Peki AK Parti'ye açılan kapatma davasının delilleri nereden toplandı? Milletin parasıyla finanse edilen ve sonra bu internet andıcı davasında iddianamesinde gördüğümüz parasını milletin verdiği ve bu hükümetin genelkurmaya tahsis ettiği paralarla birileri internet siteleri kuruyor ve ülkenin hükümetinin aleyhinde yayın yapıyor. Dönemi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı da bunları oradan alıyor, bunu delil kabul ediyor, yırtma yapıştırma sistemiyle iddianameye koyuyor. Ben bir kitap hazırlatmıştım. Şimdi bazı basın ya şu gazete ne yazdı? CHP'ler mecliste ne söyledi? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı iddianame nasıl bunu koydu diye benimle ilgili olan aşağı yukarı 79 ayrı suçlama vardı. Eğer kapatılsaydı AK Parti ben bunu kitap olarak yayınlayacaktım. Tarihe not düşme adına ibret-i alem olsun diye. Dolayısıyla bakın 28 Şubat'ta 12 Eylül'de maalesef bizim militan yargımız her zaman darbecilerle dirsek temasında çalışmıştır. Yani ama size açılan dava ile ilgili kafanız sizin karışık. Bizim kafamız karışık falan değil. Kafamız zaten çok net. Şöyle net. Yani bir şey seçim oldu. Seçim meydanlarında yenemediğiniz, sizin zihniyetinizdeki insanların rekabet etmediği kimselere çelme takacaksınız siz.
ve onlara da yol vereceksiniz. Yani mesele bu. Bugüne ama kadar... siz soruya cevap vermediniz. Olabilir dediniz ama ne olabilir de açıklamadınız. Hani yani ben, olacak demiyorum dediniz ben, ama olabilir. Tam, olursa ne olmalı? Şirin Hanım ben bakın yani, Mete Hanım sordu. 2008'de AK Parti'ye açılan kapatma davası ile ilgili olarak günün birinde birisi bunu da taşır mı, yani gündeme getirir mi, yargı konusu olabilir mi? Olabilir dedim. Türkiye dediğim gibi bir arınma temizlik hareketi yapıyor. Bütün antidemokratik uygulamalar bu kapsamda var. Ama sadece AK Parti değil, DEP ve diğer Kürt partileri de kapatıldı. Şöyle yani belki söyleyebiliriz. Acaba siz bunun sadece bir normal dava olmadığını düşünüyorsunuz. Onu söyle. Bu sadece bir dava değildi. Bu arkasında başka şeyler vardı. Beni bırakın Mete Hanım Bey. Sizce normal bir dava mıydı? Bakın şöyle bir anormal davaydı bu. Dünyanın hiçbir yerinde yani işte hukuk devleti diyebileceğimiz ülkelerde iktidar partisine kapatma davası açılmaz. Açılamaz. Niçin? Çünkü iktidarın yaptığı bütün iş ve işlemler, bütün eylemler zaten yargı denetimine tabi. Bunun bir yasama ayağı var. İktidar partisinin meclisteki yasama ayağı var. Yani iktidar partisinin çoğunluk oluşturduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çıkan bütün kanunlar. Onlar da anayasal denetime tabi. Anayasa Mahkemesi'nin denetimine tabi. Şimdi meclis çalıştığı zaman mecliste yapılan eğer bir yani cumhuriyetin temel niteliklerine, anayasaya, kanunlara, anayasaya aykırı bir durum varsa Anayasa Mahkemesi denetliyor bunu zaten. Yönetmelikte hata varsa, ikincil mevzuatta bir hata varsa Danıştay bunu düzelir. Bakın Recep Akdağ'ın sözlü açıklamasına Danıştay yürütmeyi durdurma kararı. Sözlü, yazılı falan bir şey değil. Bir imza atmamış. Bir sözlü bir şey söyledi. Şöyle olur veya olmaz dedi. Buna yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bunu şunun için söylüyorum. Yani hükümeti oluşturan iktidar partisinin zaten bir hukuk denetimi var. Şimdi öte taraftan bir Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı kalkıyor. Buna kapatma davası açıyor. Bu benim meselem değil. Bu Türk yargısının meselesidir. Türk yargısı kendisi günün birinde bu meseleyi kurcalarsa kurcalayabilir benim söylediğim bu. Bu meselede var mı? Bir tek soru bundan ilgili. Ben ondan sonra sana döneyim. Peki ama o zaman bugün Gürsel Tekin'in de Kılıçdaroğlu'nun da söylediği nokta. Diyor ki eğer AKP bütün bu 28 Şubat ve darbelerle ilgili gerekeni yapma konusunda samimi ise 12 Eylül'ün ve darbe dönemlerinin bizzat kurumlarını değiştirerek başlasın. Bunları siyasi partiler yasası da dahil. Bu kapatma davaları illegaldi diyorsunuz ama siyasi partiler yasası bir türlü değişmiyor. Şirin Hanım. Dolayısıyla orada da sizin açınızdan 12 Eylül'ün getirdiği kurumların üzerine... Efendim biz siyasi partiler kanununu değiştirmeyelim falan demiyoruz ki. Yani siyasi partiler kanunu gülgülistandır, her şey yolundadır vesaire demiyoruz. Bizim de zaten bir siyasi partilerin kapatılmasını zor hale getiren anayasal değişiklikler ve yasal değişiklikler yaptık mı yapmadık mı soruyorum. Evet ama 12 Eylül'ün getirdiği yasayı neden değiştiriyorsunuz? CHP'de bunu soruyor. Hayır biz ben de diyorum 12 Eylül'ün getirdiği yasayı biz değiştirdik zaten. Siyasi partilerin hem de bir sefer değil birkaç sefer değişiklik yapılarak siyasi partilerin kapatılmasını olağanüstü zor hale getirdik. Şimdi bir kere bunu değiştirdik. 12 Eylül'ün getirdiği kurumlar var. 12 Eylül'ün bizatihi anayasası var. Bakın bizim için Türkiye için en büyük bana göre yüz karası nedir biliyor musunuz? 12 Eylül darbecileri, 12 Eylül dönemi şu anda yargılanıyor. Ama ülke 12 Eylül anayasasıyla idare ediliyor. Siyaset kurumu için sadece AK Parti için diğerleri için değil. Onun için biz diğer siyasi partilere de diyoruz ki arkadaş bırakın şucu bucu Ahmet Mehmet X parti Y partiyi bırakın bir tarafa. Gelin hep el birliğiyle Türkiye'yi böyle bir lekeden böyle bir ayıptan kurtaralım. YÖK'ü de masaya yatıralım. Siyasi partiler kanununu da masaya yatıralım. Hepsini yatıralım. Anayasayla birlikte yatıralım. Netice itibariyle bakın bugüne kadar demokratikleşme anlamında şu AK Parti'nin başından beri yaptıkları şöyle gözünüzün önüne getirin. Bütün bunları yaparken de şunu da göz ardı etmeyin. 2008'de bile AK Parti'ye kapatma davası açıldı. Ve bizim bizim AK Parti dört tekerine fren takılmış bir vaziyetteydi. Bizim önümüzü kesmek, bize iş yaptırmamak için birileri özel bir gayret içerisindeydi. Bakın. Ben orada bir araya girebilir miyim? Deminki çok affedersin, bitireceğim bunu. Kanun mu çıkarırsın? Anayasa Mahkemesi'ne çeviririm. İcraat mı yaparsınız? Danıştay'dan çeviririm. Milli Eğitim Bakanlığı bir şey mi yapar? YÖK devreye girer, onu yargı memle yoluyla engeller. Bir başka şey yaparsın. Efendim hakim alırsın, savcı alırsın, eski usule göre alırsın. Danıştay yaptığın işi efendim ortadan kaldırır. Üniversiteler arası kuruldan HSYK'ya,
YÖK'ten askere, medyada bilmem nereye kadar AK Parti'nin önünde aşılması gereken adeta dağ gibi onlarca engel vardı. Ama Türkiye normalleştikçe, Türkiye demokratikleştikçe, Türkiye kendi içindeki o temizliği, arınmayı yaptıkça her şey normale dönecektir. Ve demokratik ülkelerde, medeni ülkelerde bunlar nasılsa öyle olacaktır. Şimdi bu bahsettikleriniz devletin anayasal kuruluşları. Ama bir şeyin altını çizdiniz demin. Seçim meydanında ayağımıza çelme takamayanlar bu yollara başvurdu diye. Doğru. Dolayısıyla siz orada bir farklı, organize demeyeyim de farklı bir yapı mı olduğunu düşünüyorsunuz? Bunun nerede? Yargıya taşınması da, yani AK Parti'ye yönelik kapatma davasında bunun yargıya taşınma ihtimalinden kasıt da. Şimdi dediniz ki, sözlerinizi birleştirerek soracağım. 28 Şubat şu an soruşturuluyor. 27 Nisan aynı şekilde soruşturma konusu olmalı bence dediniz. Her parti kapatmadan öncesinde bir bildiri ya da postmodern darbe ya da tarihe baktığımızda darbe var. Dolayısıyla acaba bu şekilde gündeme geleceğini mi düşünüyorsunuz bu işin yargıda? Biraz şimdi, ön belki ha, şey oldu ama şu AK Parti kasıt bu mudur dakika, acaba? AK Parti'nin kapatılmasına, daha doğrusu AK Parti kapatma davası açılmasına giden süreci şöyle bir hep birlikte görelim. Şimdi Cumhuriyet mitinglerinden başlayalım. Şimdi 27 Nisan bildirisi, bize Cumhurbaşkanı seçtirmemek, sonra Cumhuriyet mitingleri ve Cumhuriyet mitinglerinde CHP'lilerle, Cumhuriyet Halk Partililerle, ben çünkü şöyle benim bir iddiam var, CHP'li arkadaşlarım bundan rahatsız oluyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar Türkiye'de yapılan bütün darbelerin ya fiili olarak içinde olmuştur ya da fikri olarak içinde olmuştur. 27 Nisan sürecinde de aynı şeyi söylüyor musunuz? Aynı şeyi söylüyorum. Bakın 27 Nisan bildirisinin içinde aynı şeyi söylüyorum. Niçin söylüyorum? Bunu bir bakın CHP'lilerin 27 Nisan bildirisine verdikleri tepkilere bakarsanız CHP Genel Sekreteri Önder Sam, gözümüz aydın, Türkiye'nin gözü aydın. Bunu CHP Genel Sekreteri o zaman Mustafa Özyürek, CHP parti sözcüsü. Tabii bu bir muhtıradır. Hükümetin bunun gereğini yerine getirmesi gerekiyor. Yani hükümet buna boyun eğmesi gerekiyor. Onur Öymen, Genel Başkan Yardımcısı, Genelkurmay'la aynı düşünüyoruz. Genelkurmay'ın tespitleri bizim tespitlerimizden farklı değil. Ne mutlu Türk'üm diyene kelimesini kimse küçümseyemez ve bunu küçümseyenleri devletin düşmanı sayarız. Laikliğe hakaret edeceksiniz ve sonra diyeceksiniz ki ben değiştim ve bu ülkenin cumhurbaşkanı olacaksınız. Bunları söylediğinizde siz çocuk değildiniz. Türkiye'yi Atatürk düşmanlarına teslim etmeyeceğiz. Nur Serter, Genelkurmay Başkanı'na memur diyen bir zihniyete karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önünde, şanlı ordumuzun önünde saygıyla eğiliyoruz. Türk ordusu çok yaşa. Türk ordusu 27 Nisan'da bizim sesimizi duymuş. Bizim sesimize sahip çıkmış, demokrasiye sahip çıkmıştır. Şimdi, 27 Nisan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçek iradesine sahip çıkmıştır. Ve daha şimdi bugün şimdi soruşturma konusu alamadım. Soruşturma konusu asker ve sizin CHP işin içinde. Evet, aynen. Danıştay, Yargıtay, o dönem yüksek yargı, asker ve CHP hepsi bu işin içinde miydi diye soruyorum. Hepsi bu işin içindeydi. Dolayısıyla bir soruşturma açılsa herkesin soruşturulması gerekiyor. Asker, biraz önce şunu söyledim, dedim ki Refah Partisi'ni kapatanlar 28 Şubat'tan cesaret alarak bunu yaptılar. Askerden cesaret almayan yargı o günlerde böyle bir şeye tevessül edemezdi. Bakın tekrar altını çiziyorum. Refah Partisi'ni kapatan zihniyet buradan destek aldı. Ve dikkat edin, başsavcının söyledikleriyle Refah Partisi ile ilgili bazı komutanların söyledikleri arasında %100'lük bir benzerlik var. Birisi başbakana ağza almayacak hakaretler ediyor. Aşağı yukarı aynı şeyler bir iddianamede duygusal ifadeler olabilir mi? Bunlar oldu. Şimdi bu aynı şey. Bu gördüklerinizin soruşturulması gerektiğini düşünüyor musunuz? Bir ayrı bir olay. Ben başka yani bir şeyden söz ediyorum. CHP'nin soruşturmaya tabi tutulacak. Efendim ben hayır. Ben CHP, onu anlıyorum. Bakın CHP. Evet, yani tüm bu yapı mı kastediliyor? CHP Genel Başkanı o dönem Deniz Baykal. Şirin Hanım, siyasi tavırlar soruşturma konusu olamaz. Bir siyasi parti şöyle düşünür. Şimdi bakın bir siyasi parti karakteri itibariyle militarist de olabilir. Eğer halk ona onay verirse ona bir şey demem. CHP bunu soruşturmanın konusu yapılmalıdır falan demiyorum. Ama şunu söylüyorum. Bakın o gün, o dönem Refah Partisi'ni kapatanlar da AK Partisi'nde kapatma davası açanlar da askerden cesaret almıştır. Askerin açtığı gösterdiği yolda yürüyerek bu iş sonuca gelmiştir. Ama CHP buna payanda olmuştur. CHP duruşuyla, söylemiyle buna payanda olmuştur. Kapatma davası askerden cesaret alan bir hareket olsun. Tabii ki onlar bir şey daha söyleyeyim size. Eğer o gün bu tavır, şimdi bakın Şener Ayyubur,
şeylerin içinde değil miydi? Cumhuriyet mitinglerinin içinde değil miydi? Ve o gün bazı paraların kaynakları bulunamıyor. Niye? Cumhuriyet mitinglerine harcandı. Devletin parası harcandı Cumhuriyet mitinglerine. Ve bir şey daha söyleyeyim. 2007 seçimleri öncesinde Kocatepe Camii'nin avlusundaki şehit cenazeleri ile ilgili biliyorsunuz şehit cenazelerinin getirilişi esnasında, cenaze namazı esnasında Sayın Cemil Çiçek'e, bazı bakanlarımıza, Sayın Başbakan'a gösterilen tavırlara bakın. O tavır, o yapılanların birçoğu da organize. Bunlar hep tespitli şeyler. Evet. Çok özür dilerim ama siz rövanşist değiliz diyordunuz ama şimdi deminden beri AK Parti'ye ve AK Parti, Refah Partisi, Fazilet bunlara yönelik kapatma davalarından bahsediyorsunuz. Hiç DEP'ten, DEHAP'tan, HADEP'ten bahsetmiyorsunuz. Dolayısıyla tek taraflı Refah mesaj Partisi verdiğiniz zaman herkes de diyor ki bu sizin rövanşınız. Şimdi, oysa ülkede kapatılan bir sürü de Kürt partisi şimdi var. Bakın ben başka bir şeyden söz ediyorum. Yani benim söylediğimi siz çok sadece iyi anlıyorsunuz. Sadece bir cümle sonra Mete Hanım. Ben iki iktidar partisinden söz ediyorum. Refah Partisi iktidardayken alaşağı edildi ve kapatma davası açıldı. Hatta iktidardayken kapatma davası açıldı. Bunu biliyoruz değil mi? AK Parti de iktidardayken dava açıldı. Türkiye'de bugüne kadar 25 parti kapatılmıştı. Türkiye bir kapatılan partiler mezarlığıdır. Eğer ona girerseniz terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'ndan bu yana hepsi üzerinde konuşabiliriz. Ben yargı denetimine tabi olan, anayasal denetimine tabi olan iktidarlara açılan kapatma davasından söz ediyorum. İki örnek verdim. Yoksa ben elbette diğer siyasi partilere açılan davaların da normal davalar yani olmadığını diyor. 28 Şubat'ın çünkü önemli mağdurlarından yine o dönemki Kürt siyasetçiler, efendim, Kürt kendi siyasetçiler de bundan söyledi. Tekrar söylüyorum. Tamam. Ben iki iktidar partisinden söz ettim. İktidar partilerine kapatma davası açıldığı zaman bunu kimse izah edemezsiniz. Evet, tamam. Bu 28 Şubat'ın izlerini siz bugüne kadar, hani bugün gerçi soruşturma açıldı ama, en çok ne zaman hissettiniz? Yani siz mesela askerlerle birebir birçok mücadele yaşadınız. Onlara karşı birçok olayda karşı karşıya geldiniz. Şu meşhur genelkurmay ziyaretiniz de var sizin. Onlar hep 28 Şubat'ın uzantıları mıydı? Yoksa her komuta yönetimi, askeri, daha doğrusu komuta kademesi birbirinden farklı özellikler mi gösterdi? Hayır, şöyle bakın olaya. Ben Sayın Hilmi Özkök zamanında da değişik vesilelerle genelkurmaya gittim. Sayın Özkök'le bizim görüşmelerimiz var. Ama şunu söyleyeyim. Hiçbir zaman şahsım için söylüyorum ve hiçbir arkadaşımın da bu zillet içinde olmayacağını düşünüyorum. Hatta hatırlarsanız 27 Nisan bildirisinin yayınlandığı günün ertesi 28 Nisan'da 3 ayrı televizyon kanalına çıktık. Meslektaşlarınız dediler ki madem bu bildiride yayınlananlar saçma, absürt, bunların astarı yok, niçin genelkurmaya bunu anlatmıyorsunuz dediler. Ben de canlı yayında 28 Nisan'da söyledim. Aradan şu kadar yıl geçtikten sonra değil. Bakın dedim, şeyi karıştırmayın. Ben genelkurmay başkanına hesap vermeye gitmem dedim. Ben hesabı başbakana veririm, milletime veririm hesabı. Çünkü ben başbakana karşı sorumluyum. Ama bir köşe yazarı bile bizimle ilgili bir yanlış anlaşılmaya dayalı bir yazı yazdığı zaman veya algı farklı olduğu zaman biz onu arıyoruz, ona izah ediyoruz vesaire. Bu hesap verme falan değil. Dolayısıyla bakın şuraya gelelim. Sadece 27 Nisan, 28 Şubat değil Metehan Bey. 27 Mayıs'la birlikte maalesef Türk ordusuna bir cuntacılık virüsü bulaşmıştır. Ve bu daha sonraki darbelerin hepsi adeta 27 Mayıs darbesinin uzantılarıdır. Ondan örnek alma darbelerdir veya darbe teşebbüsleridir, muhtıralardır, her neyse. O günden sonra maalesef Türk ordusu kendi asli görevinden uzaklaşarak siyasi iktidarları organize etme, reorganize etme, toplum mühendisliği yapma, toplumu şekillendirmek gibi bir fonksiyon üstlenmiştir. Tek partili dönemin zihniyeti zaten sivil ve askeri bürokrasiyle vatandaşı adam etme zihniyetiydi. Onu şekillendirme, onu kendi istediği kıvama sokma zihniyetiydi. Evet. Onun için söylüyorum. Bütün darbe yapanlar aslında CHP'nin zihniyetini taşıyanlardı. 27 Mayıs darbesini yapanlar da CHP'nin fikir ortaklarıydı. Efendim 12 Mart muhtırasını verenler de bakın, ama orada Ecevit, rahmetli Ecevit orada bir karşı duruş sergilediği için halk onu ödüllendirmiştir. 12 Eylül'ü yapan Kenan Evren Paşa'nın laiklik anlayışıyla
Cumhuriyet anlayışıyla, halka bakış anlayışıyla CHP'ninki arasında ne fark var? CHP bunun mağduru olmuştur, eyvallah. Bugün ordu içinden cuntacılık virüsü dediğiniz virüs temizlendi mi tam olarak? Ben tabii şunu söyleyeyim. Türkiye demokratikleştikçe bütün medeni kalkınmış demokratik ülkelerdeki sivil yönetimler, halka dayalı sivil yönetimler, bütün devlete, devletin bütün organlarına hakim oldukça zaten böyle bir şey olamaz. Ama neydi bizim ülkemizde? Siz iktidara gelirdiniz, siz hükümeti kurardınız ama iktidar başkasındaydı. İsmet Paşa'nın lafı var. 50'de Adnan Menderes hükümeti kurduktan sonra demiş ki hani Demokrat Parti hükümeti kurdu ama biz iktidardayız. Niçin? Çünkü bütün devlet memurları CHP'nin tabii üyesiydi daha Demokrat Parti iktidara geldiği gün. Zihniyet bu zihniyetti. Mesele bu. Sayın Bakanım, peki bu revanşist ilk Cumhurbaşkanı bu sözü söyledi yani literatüre girdi. Bu peki revanşist duygular veya işte bu revanşizm olmasın şeklinde uyarısı haklı. Ama insan şöyle düşününce de bugün mesela hastalda 60'a yakın general ve amiral var. Tamam. Ben hani kurunun yanında yaşın da yanabileceği ve mantığından hareketle ve demin de sizin çok haklı tespitinizden hareketle az bir şey ortaya koyup size sormak istiyorum. Şimdi orduda durumdan vazife çıkaranlar, kiminin çenesine vuranlar yani çok konuşmaktan bir şey yaptığından değil, bir de sağda solda caka satmakta yapanlar, gerçekten darbe yapmak isteyenler, bir de ama bunların hiçbir ilgisi olmayıp da böyle kurun yanında yanan yaşlar da olabiliyor. Ve bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görev ifa kabiliyetini, aidiyet hissini, görev yani çünkü büyük fedakarlık gerektirir. Aynı zamanda terörle mücadele eden, çok dikkat edilmesi gereken bir ordumuz da var. Bu çerçevede bazen onların da bazı konularda üzerine yani dediğim gibi iyi niyetli sorgulamalar ve üzerine gitmeler haricinde söylüyorum. Bunu yapanların arasına karışan ve başka niyetlerle orduyu köşeye sıkıştırmaya çalışan ve ordunun tamamen demoralize olmasını isteyenler de olduğunu düşünüyor musunuz? Ya da ordunun üzerine aşırı fazla gidildiğini düşünüyor musunuz? Hayır. Mete Hanım Bey, mesele şöyle bakalım. Ya da 60 general ve amiral hastalığı sizce normal bir rakam mıdır? Ya da İlker Başbuğ'un suçlandığı. Ya da İlker Başbuğ'un terör örgütü koruma suçlamasını içeriye atılması. Şimdi bakın, kanunların isminden ve kanunların içeriğinden hareketle işte İlker Başbuğ şüphesiz ki bir terörist değil. İlker Başbuğ bir terör örgütü, eğer bu PKK manasında, Hizbullah manasında, bilmem ne manasında ele alırsanız vatandaşın aklı karışıyor. Arkadaş, eğer diyelim ki Ergenekon davasıyla şu anda ilişkilendirildi değil mi Sayın İlker Başbuğ'un davası? Şimdi Ahmet'e Mehmet'e göre Ergenekon bir terör örgütü değildir. Ama savcı diyor ki bir terör örgütüdür. Şimdi kurunun yanında yaşın yanıp yanmayacağına yargı karar verecek. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Bu dava başladığı günden beri Ergenekon davası da Balyoz davası da bazı insanlar usuldeki bazı hatalardan yola çıkarak esası örtmeye çalışıyorlar. Şimdi birçok toplumsal olayda görmüşüz diye burada bir olay meydana geldi. İnsanlar birbirlerini vurdular, öldürdüler veyahut da bir yer tahrip edildi. Polis gelir, bazen yoldan geçen hiç haberi olmayan bir adamı da alıp götürebilir, günlerce içeride kalabilir. Haksız yere hapis cezasına da çarptırılabilir. O oradan geçtiği için belki. Bu bizim yargı kumpasla ölçüyor, kılı kırk yarıyor, hiçbir haksızlık yapmıyor gibi benim de bir iddiam yok. Ya Adalet Bakanı'nın da böyle bir iddiası yok. Ama ortada bir darbe planı var. Ve bu darbe planı artık ayan beyan ortaya çıkmış. Ve bu darbe planı eğer gerçekleşseydi olabilecekleri ben tahayyül bile etmek istemiyorum. Sizin meslektaşlarınızın bir kısmını kullanılabilecek insanlar olarak değerlendiriyor. Bir kısmı icabına bakılacak insanlar olarak değerlendiriliyor. Bunu siyasiler için söylüyor, onun bunun için söylüyor. Ve bu adamlar suçüstü yakalanmış. Böyle bir şey yoktur farz edemezsiniz. Bu yoktur diyemezsiniz. Efendim bakın, eğer Türk ordusunu darbecilikten kurtarırsanız, cuntacılıktan arındırırsanız ve Türk ordusunu bizim dış savunmamızı sağlayan, gece rahat uyumamızı sağlayan, hani dosta güven, düşmana korku salan falan dediğimiz, eğer o kıvama getirirseniz Türk ordusuna en büyük iyiliği yaparsınız ve ona en büyük gücü kazandırırsınız. Darbe tipik bir üçüncü dünya göstergesidir. Siz İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da, Belçika'da, Hollanda'da darbe lafı duydunuz mu?
Nerede darbe olur? Gana'da olur, Gine'de olur, Uganda'da olur, Somali Cumhuriyeti'nde olur, Sierra Cumhuriyeti'nde olur. Sabah Çavuş darbe yapar, öğleden sonra onbaşı yapar. Dolayısıyla biz bu darbeciliği kendimize yakıştırmamalıyız. Bugüne kadar olanların hesabı millete verilmelidir. Ta ki bundan sonra da böyle bir şey yapılmasın. Kimse böyle bir şey aklına bile getirmesin. Neden İç Hizmetler Kanunu'nun 35. maddesi, ilgili maddesi bir türlü değiştirilmiyor? Şimdi bakın şunu söyleyeyim Hande Hanım. Darbe yapanlar İç Hizmet Kanunu onlara böyle bir cevaz verdiği için falan darbe yapmıyor. Darbe, şimdi anayasa mesela 61 anayasası yürürlükte değil miydi? Hı. 61 anayasasını geldi kaldırdı dedi ki darbeciler anayasa benim dedi. Milli Güvenlik Konseyi, Sayın Kenan Evren'in başkanlığındaki Milli Güvenlik Konseyi danışman meclisi kuruluncaya kadar kanun çıkar, biz kanun biziz dedi. Şimdi silah zoruyla gelmiş ülkenin yönetimini eline geçirmiş, anayasayı ortadan kaldırmış. Sen istersen anayasa maddesi halde darbe yapılamaz diye anayasa madde koy. Şimdi darbe yapacak adam bunu mu dinler? Ama siz öyle bir mekanizma oluşturmalısınız ki kontrol ve karşı kontrol mekanizmaları oluşturmalısınız ki tıpkı çağdaş ülkelerde olduğu gibi kimse darbeyi aklından bile geçirmesin. Bu bir zihniyet meselesi. Yoksa 35. madde çok önemli. Ben de 35. maddenin kalkmasından yanayım. Nitekim daha önce asker sivil ilişkileri ve TSK'nın ülkedeki konumu ile ilgili hatırlarsanız Radikal Gazetesi'nde verdiğim bir mülakatta şu 15 madde gerçekleştirilmezse Türkiye ileri demokrasiye geçemez. 15 madde ne zaman gerçekleşiyor? Onlar gerçekleşiyor. 3'ü 4'ü geçti bile. Ya belki bir çoğunun haberi olmadan geçti onlar. Ben Mustafa Muğla'lı olayını söylemiştim. Kalktım Milli Güvenlik Kurulu dersleri demiştim hatırlarsanız. Evet. Onlar oldu. Kötü muamele. İşte general, albay generalin tuvaletine gidemez, asansörüne binemez. Bak bunlar hepsi kaldırıldı ortadan. Ve bunlar yavaş yavaş bir ülkede reform toplum algısını iyi yönetilerek yapılır. Bu TSK için de geçerlidir, başkaları için de geçerlidir. Peki, yani elbette bu reformları algısını yaparken askerimizi zayıflatmayalım. Mete Han'ın o söylediği endişeye katılıyorum. Yani askeri terörle mücadele edemeyecek hale getirmek, elini kolunu bağlamak öyle değil. Sanki kolu kanadı kırıldı, morali bozuldu efendim, ve bu bizim, nedenle bozuldu. Bizim zaten şu anda, çok özür dilerim, bizim 300-350 küsur generalimiz var yanılmıyorsam. O rakamı küsur da yüksek buluyorsunuz. Hayır bak şöyle, herhalde dünyada yani şey itibari oransal olarak en fazla generali olan ülkelerden birisi biziz. Ve savaş şartlarında maksimumu kullanılır. Şu anda savaş şartlarındaki sayı var zaten şu anda. Ha 50 kişi daha girsin, 60, böyle bir şey yok. Kim arkadaş bu işe bulaşmışsa, eğer kim darbenin içerisindeyse o gitsin. Mete Han'ın dediği gibi belki bunların içerisinde günahsız ama insanlar da var. Onlar da elbette yargılama sürecinde ortaya çıkacak. Sayın Çelik, toplum algısından bahsediyorsunuz. Geçen hafta Ne Oluyor'un konuğu da bizzat buydu. Balyoz'da biliyorsunuz 356 sanık var. 250'si tutuklu yargılanıyor. Ve 2 ay boyunca iddianame okundu ama 5 günlük savunma hakkı verildi. Ve biraz önce siz dediniz ki bize açılan kapatma davalarında, Refah Partisi'ne açılan kapatma davalarında iddianameye yalan deliller konulmuştu. Bugün aynı sizin bu savunduğunuz tezi Balyoz davasının savunma avukatları söylüyorlar ve birçok biliyorsunuz yanlış, yalan olduğu iddia edilen delil var. Dolayısıyla toplum algısı sizin döneminizde askerlere yönelik neyse sizin tarafınızdan, bugün de hükümete ve savcılara yönelik bu şekilde. Dolayısıyla burada Mete Han'ın sorusuna da ek olarak ortada yanlış giden bir durum yok mu? Yani mesela 3. reform paketi denildi, hala çıkmadı. Tutuklu yargılanan ve yargılama süreleri hala çok uzun. Bizzat Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın açıklaması var. İkinci bir vesayet altına girmek istemiyoruz diye. Dolayısıyla toplum algısı şimdi, hala tabii ki toplum algısı hayır, toplum algısı böyle de düşünen var, böyle de düşünen var. Yani herkes bizim gibi düşünmüyor elbette. Sizin gibi farklı düşünenler de olabilir. Hande Hanım, Mete Han Bey de farklı düşünebilir. O dediğiniz insanlar da böyle düşünebilir. Ama şuraya gelelim isterseniz. Bakın Balyoz davası ile ilgili bu çok hızlı yürüyor dediler. Şimdi bakın Ergenekon çok yavaş yürüyor dediler. Şimdi arkadaş ya bir taraftan yani bir tutarlı olmak lazım. Balyoz davası hızlı yürüyormuş. Hani Ergenekon'da gecikme vardı, Adalet Karınca hızıyla yürüyordu. Şimdi netice itibariyle orada eğer gerçekten bir belgede tahrifat yapılmışsa, bir belgede sahtecilik yapılmışsa bu da mahkeme sürecinde ortaya çıkacak. Bizimle ilgili iddialar subjektif iddialardı. Şirin Hanım, bizimle bize açılan davayla bir darbe eylem planı var.
Bütün imzalar var, bütün yazılar var, bütün şebekeler var, bütün efendim ayrı ayrı dosyalarda yapılacak işlerin hepsinin günü, tarihi vesaire bellidir. Bunlar son derece somut delillere dayanıyor. AK Parti'ye yöneltilen iddialar, mesela 28 Şubat Türkiye'de irtica var, teması üzerine kuruldu değil mi? Neye dayandırdılar bu temayı? İrtica var, sana göre irtica var, bana göre bu subjektif bir şeydir, göreceli bir şeydir bu. Neye dayandırdılar? Ali Kalkancı diye bir tarikat şeyhi ortaya çıktılar. Sonra bir sahtekar çıktı, bir uyuşturucu baronu çıktı. Aczi mendiler sokaklarda boy gösterdiler. Ne oldu o aczi mendilere sahip? Ne oldu? Şimdi şey deniyor yalnız efendim. Bak, bitireyim Metehan. Ne oldu bunlara? Birileri kurgusal bir tehlike oluşturuyor. Bir senaryo oluşturuyor. İşte bugün ve aynı medya, şey. Hayır, bir dakika, medya. Bu soruşturmalara da yöneltilen hayır, suçlama. Medya, bir dakika, medya buna payandalık yapıyor. Bunun borazanlığını yapıyor. İnsanlar buna inandırılıyor. Sonra 28 Şubat'taki o balonun böyle olmadığı, hiç de öyle Türkiye'nin irticaya teslim olmadı. Ben buradan manşetleri göstereyim mi? İrtica PKK'dan daha tehlikelidir. Güven Erkaya. Ve kerli ferli gazetelerimiz de bunu manşete çekmiş. Efendim Türkiye'nin düşman algılaması değişti. Bundan sonra PKK düşman değil, irtica düşman değil. 28 Şubat süreci bunları popaladı. Gelelim bu sizin dediğiniz davalara. Bu dediğiniz davalar somut delile dayalı. Gün, tarih, saat, isim, altına imza. Şimdi bununla bu subjektif iddialar birbirine benziyor mu Allah aşkına? Gerçi delillerin de yani. Hayır ama. Ben diyorum ki. Bak, kamuoyu vicdanından bahsettiğiniz için söylüyoruz. Şimdi ben kamuoyu vicdanıma her ay anketler yapılıyor. Şey dolayısıyla söyleyeyim. Anayasa Mahkemesi Başkanı bile diyor ki askeri vesayetten sivil vesayete geçtik. O dönem sizinle Anayasa ilgili Mahkemesi yalan Başkanı böyle bir şey söylemedi Şirin Hanım. Bir dakika böyle hayır, bir şey yani, onu düzelteyim. Yargının siyaset üzerinde vesayeti de kabul edilemezdi. Biz onunla mücadele ettik. Ama bugün ifadesi var orada. Dün yargının siyaseti kuşatma gayretlerine karşı çıktık. Bugün de siyasetin yargıyı kuşatmasına izin vermeyeceğiz. Bugün siyaset yargıyı mı kuşatıyor? Bak, siyasetten kasıt iktidar partisi. Anayasa Mahkemesi Başkanı güçler ayrılığı prensibinden söz ediyor. Olması gereken bir açıklama. Ben mesela Haşim Bey'in o açıklamasında hiçbir problem olmuyor. Hükümet olarak da biz bunu üzerimize almadık. Ama şöyle bir, çünkü şöyle bir şey var. Yok mu? Anayasa Mahkemesi Başkanı en yüksek yargı organının başkanı olarak topluma şu güvenceyi vermeye çalışıyor. Diyor ki çünkü günlerdir bunlar söylüyor. Muhalefet bunu söylüyor. Birçok meslektaşınız bunu söylüyor. Siyaset yargıyı kuşattı diyor ya. Anayasa Mahkemesi Başkanı biz dün birincisine karşı çıktık. Bugün de böyle bir şeye müsaade etmeyiz diyor. Yani orada aslında bugün böyle bir tehlike mi var ama efendim, yani bakın, görmese söyler mi ya da Anayasa bakın, Mahkemesi Başkanı tehlike olması gerekmiyor. 28 Şubat'ta da irtica diye bir tehlike yoktu. Eğer bir medyada bir algılama varsa, bu memleketteki aydınlar, entelektüeller, belli çevreler böyle düşünüyorsa ve sık sık muhalefet yargıyı bununla itham ediyorsa, yargı hükümetin emrine girdi diye itham ediyorsa, Anayasa Mahkemesi Başkanı biz dün birincisiyle mücadele ettik, bugün de buna müsaade etmeyiz derken aslında halka, bakın böyle bir şey, yani ille de çıkıp da böyle bir şey yoktur, biz buna müsaade etmeyiz demesi gerekiyor mu? Biz buna müsaade etmeyiz diyor. Bundan orada, daha normal ne peki olabilir? Peki orada devamında da çünkü yani bunu düşündüren devamında ne diyor? Cümleler. Erkler sınırları içinde kalmalı. Tamam. Her sorunla ilgili kanun çıkarılması yargının yorum alanını daraltıyor. Şimdi son dönemde kanunların çıkarılışa ve çoğunluğa baktığımızda kanunları nasıl çıkarılıyor? Yani başvurular için söylemiyor. Çıkarılan kanunlar için söylüyor. İki tane de herhalde Anayasa Mahkemesi'nin gündemine ben girmiş. Ben size samimi bir şey söyleyeyim mi? Bakın. Şimdi mesela CHP bizi yargıyı kuşatmakla ve güçler ayrılığı prensibini ihlal etmekle suçlu değil mi? CHP en çok bizi suçlayan o değil mi? Şimdi size, üçünüze de soruyorum. Allah aşkına bütün CHP tarihi boyunca bir kere CHP'nin iktidar olduğu bütün dönemlerde güçler ayrılığı prensibi mi hayata geçiyor yoksa güçler birliği mi? Soruyorum. Tamamen güçler ayrılığı prensibi değil. Tamamen güçler birliği prensibi uygulanıyor. Yani CHP döneminde güçler ayrılığı prensibi diye bir şey yok. Eğer AK Parti böyle bir şey yapıyorsa CHP'nin ilkelerini hayata geçiriyor demektir. Güçler ayrılığı prensibi var mı diyorsunuz şu anda? İddia edebilir misiniz? Güçler ayrılığı prensibi tabii ki var. Ay şunun için var. Ay şimdi siz eğer bana derseniz ki efendim yasama var. Elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iktidarın çoğunluğu var. İktidarın çoğunluğu milletvekilleri. Ben mesela şimdi bak ben size başka bir şey söyleyeyim. Ben hükümetin üyesiyken Şirin Hanım 1 Mart tezkeresi geldi. Ben red oyu verdim, mecliste verdim.
Şimdi dolayısıyla eğer siz derseniz ki siz iktidarın mensubusunuz. Mecliste de elbette ki meclis çoğunluğu iktidar partisi. Bu tür ilk defa bizim zamanımızda olmuş bir şey değil ki. Bu ANAP zamanında da böyleydi, Adalet Partisi zamanında da böyleydi, geçmişte de böyleydi. Ama bir kere CHP döneminde yargı kesinlikle CHP'nin emrindedir. Bunu ben söylemiyorum, kendileri de bunu söylüyor. Yani zaten güçler ayrılığı prensibi diye CHP'nin defterinde böyle bir şey yok. Ben tekrar şu anda söylüyor. Yani CHP'nin adı geçmiyor burada ve bahsettiği yargı intikam aracı olamaz. Reform yaparken mağdur ve mazlum yaratmayın. Anayasa doğru. Mahkemesi Başkanı 2.3. O da doğru. Şimdi reform yapan ve iktidar partisi sizsiniz. Mağdur ve mazlum yaratmayın. Ben hani bu açıklamaları doğrudan size yönelik olduğunu düşünüyorum. Dün yargının siyaseti kuşatma gayretlerine karşı çıktık. Bugün de siyasetin yargıyı kuşatmasına izin vermeyeceğiz. Erkler sınırlar içinde kalmalı. Her sorunla ilgili kanun çıkarılması yargının yorum alanını daraltıyor. Bunu bir uyarı olarak görüyor musunuz? Efendim, bunu, yani bir öz eleştiri yapıyor musunuz? Şimdi bir dakika, yani Anayasa Mahkemesi Başkanı bu konuda bir tavır ortaya koymuş. İster bir uyarı kabul edin, ister bir durum tespiti kabul edin, ister vatandaşa güvence olarak kabul edin. Bu bizim karşı çıktığımız şeyler değil ki. Reform yaparken ben de söylüyorum. Sayın Haşim Kılıç'ın söylemesine gerek yok ki. Eğer AK Parti bir reform yaptığı zaman birilerini zalim, birilerini mazlum yapıyorsa bu yanlış yapmıştır demektir. Ben de bunu söylerim. Sadece Haşim Kılıç'ın söylemesine gerek yok ki. Ama bunu söyleyen kimse şöyle diyebilir. Bir yargıç refleksiyle şunu diyebilir. Eskiden de şimdi yargıçların haddinden fazla yorum şeyi vardı. Biliyorsun mesela biz yerindelik yargı yerindelik kararı veremez dedik değil mi? Anayasa değişikliği yaptık. Peki veriyor muydu? Ülke yararı diye bir şey var. Ülke yararı. Peki siyasiler ülke zararına çalışıyor da hakimler mi sadece ülke yararını koruyor? Siz mevcut kanunlara göre bu yapılan iş ve işlemin kanunlara, yasalara ve anayasaya uygun olup olmadığına karar verirsiniz. Yargı bunu yapar. Ama yargı da istiyor ki tasarruf alanı daha geniş olsun. Şimdi Sayın Haşim Kılıç bir Anayasa Mahkemesi, Türkiye'nin en büyük mahkemesinin başındaki kişi olarak, o da yani temelde şey değil, yani hukuk fakültesi mezunu değil ama yıllardır yargıyla bütünleşmiş bir isimdir. Bu konudaki hassasiyetini ortaya koymuş ama biz bunu böyle, aman Türkiye'de böyle bir problem var, Anayasa Mahkemesi Başkanı da bunu böyle algılıyor, böyledir manasına gelmez. Ben bunu daha çok bu ve benzeri ithamlara karşı bütün yargıyı korumaya yönelik, yargının adeta siyasetin vesayeti altına, emri altına girdiği ithamına karşı bir savunma olarak değerlendiriyorum. Ben böyle bakıyorum. Sayın Bakan, daha vakit var mı reklam? 5 dakikamız var Mete Hanım. Şimdi ben oradaki tartışma, yani devletin kurumlar arasındaki gerginlik açısından beni çok endişelendirmişti ama siz söylerken aklıma geldi. Yargının siyaseti, siyasetin yargıyı kuşatması çok göreceli tartışma konusu. Ama Türkiye'de çok sık mahkemeler normalde sorun çözen kurumlar olmaktansa mahkemeler devreye girdiğinde büyük kavgalar ortaya çıkıyor. Ya da yargı maalesef birçok konuda. Son örneği şimdi bir tezatla gündeme getireceğim. Mesela siz Balyoz'da Ergenekon davasının internet anlaşılan demin İlker Başbuğ'un yargılanmasının birçok konuda yargının attığı adımların önemli olduğunu ve yargının buna karar vereceğini söylediniz. Ama bazen öyle irite edici durumlar oluyor ki bir dakika orada dur denilen durumlar da oluyor. Mesela en son MIT'in önemli isimlerinin ifadeye çağrılmasında orada hükümet dedi ki yok artık o kadar da değil dedi. Bu birçok platformda tartışıldı. Yargıya müdahale, yargının işte özgür iradesine doğrudan dışarıdan dur demek, dışarıdan müdahale etmek falan diye. Onunla bunun arasında ne fark var? Yani ben açıkçası hani MIT'in de görev yapabilme, aidiyet hissinin zedelenmesi açısından o süreci belki ben de riskli gördüm. Ama ikisi arasında böyle bir, yani deminki hassasiyetinizle buradaki konuya müdahaleniz arasında bir aradaki tezat fark var mı? Tamam Bey, aradaki fark şu. Şimdi Başbakan kendisi açıkladı, dedi ki Hakan Fidan'ı Oslo'ya da ben gönderdim, İmralı'ya da ben gönderdim dedi. Şimdi bir hükümet terörle mücadele ederken İster terörist başı, ister terörün ileri gelen kişileriyle ilgili olarak görüşme de yapabilir. Bu ilk defa Türkiye'de icat edilmiş bir şey değil. Yani bir bunu devlet mekanizması içerisinde bunu yapabilir, yaptırabilir. Yani bugüne kadar bir bakan oturup da Abdullah Öcalan'la birileriyle veya bir yani AK Parti'nin bir ileri geleni oturup konuşmamıştı. Dünyanın her tarafında istihbarat unsurları bu işleri yapar.
ama siyasi iradenin emriyle yapar. Şimdi başbakan böyle bir talimat verdiği zaman ve bir hakim de bundan dolayı bunu yaptığından dolayı eğer MİT başkanını şeye çağırırsa, ifadeye çağırırsa bu siyasi iradenin ifadeye çağrılması anlamına gelir. Yani hedef başbakanlığı. Hayır, şimdi buradaki bu çıkan sonuç tabii budur. Orada irade. Hayır, çıkan, yani bu bense talimat veriyorum. Ha şimdi sen bana karışmıyorsun da gidip efendim benim talimat verdiğim o işi yaptırdın. Benim emrimle bu işi yapan adamın yakasına yapışıyorsun. O kişi onu kendi üzerine alır, onu da sana yedirmez. Mesela bundan ibaret. Peki balyoz böyle mi? Şimdi bir bak, aradaki farkı söyle. Bana dediler ki niçin İlker Başbuğ'la ilgili de bir kanun çıkarıp içeri girmemesini sağlamadınız? Şimdi Sayın Başbuğ'a izafe edilen, yani o atılı şey diyoruz ya, suç. Yani izafe edilen suç ne? İddianame ne? Bu hükümetle ilgili olarak efendim bir internet siteleri kuruluyor. Genelkurmay Başkanı'nın onayıyla kuruluyor. İddia bu. Mahkeme ona karar verecek. Bu doğru mu değil mi onu hep beraber göreceğiz. Ama sadece ifade için çağrılmadı. Şey, neden PKK ile görüşün diye değil. KCK içindeki MİT yapılanması çerçevesinde de şimdi, çağrılmadı. Bak, tekrar oraya geleceğim. MİT'in şimdi bütün istihbarat, reklama gitmemiz gerek. İsterseniz reklamdan istihbarat, sonra. Bütün istihbarat örgütlerinin çalışma şeklinde şu vardır. Şimdi siz Sultanahmet Camii'nin imamını tutup da PKK içerisine ajan olarak gönderebilir misiniz? Veya şimdi diyelim ki biz bilinen bir şahsiyeti oraya gönderebilirler mi? Ertesi gün deşifre ederler ve infaz ederler. Neticede her istihbarat örgütü karşı taraftan bilgi almak ve strateji geliştirmek için onlarla irtibat kurar. Hatta oraya gönderdiği adamı zaman zaman da korur. Bunu bilmeyen yok ki. Şimdi bu birbirinden ayrılmaz parçalar bunlar. Bir bu var. Hükümetin emri ve talimatıyla, bir de hükümetin iradesine karşı, hükümetin yapısına karşı eylem planı gerçekleştiren, onu devirmeye çalışan bir zihniyet var. Şimdi bu ikisini hükümet niye aynı kefeye koysun, aynı teraziye koysun? Böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Peki, bu noktada bir kısa reklam arası verelim lütfen. Bizden ayrılmayın. Sayın Çelik'e sorularınızı da göndermeye devam edin. Burada sorularınızı görüyorum. İkinci bölümde onları da aktarma fırsatımız olacaktır diye ümit ediyorum. Kısa bir reklam arası, birazdan tekrar birlikteyiz efendim. Evet, ne oluyor'a devam ediyoruz ama biliyorum sıkıcı bir uygulama. 2 dakika yapacağız bu bölümü. Tekrar bir reklam arası vereceğiz ki ondan sonra hiç kesintisiz devam edebilelim diye. Dolayısıyla bu 2 dakikayı da sizden gelen bir soruya ayıracağım. Çok sayıda seyircimizden gelmiş. Oktay Mahşer de bunlardan bir tanesi. 27 Nisan ev muhtırası konusundaki soruya kaçamak cevap verdiniz düşünüyorlar. Yargılanacak mı? Bu konuda bir bilginiz mi var? Beklentiniz mi var? Niye oradan dönüp 27 Mayıs'a bağladınız diye soruyor seyircilerimiz. Ben, 27 Nisan en muhtırası. Bakın, daha açık cevap. Bakanlığım esnasında da, genel başkanlığım ve parti sözcülüğüm esnasında da hiçbir darbe ve muhtırayla ilgili şu gün yargılanacak demedim. Ben yargılanması gerektiğini söyledim. Bu da vatandaş olarak, insan olarak benim hakkım. Tekrar söylüyorum. 27 Mayıs bildirisi de günün birinde mutlaka yargılanmalıdır. Ama ben yargılanacak dersem kendimi ve kendimizi, ben iktidar sözcüsüyüm, kendimizi yargının yerine koymuş olacağız. Benim böyle bir şeye hakkım da yok. Ben böyle bir şey bilsem de söylemem. Yani netice itibariyle tekrar söylüyorum. O zaman bugün Hayati Yazıcı'nın yaptığı temizlik yapıyoruz açıklamasını siz hükümetin bir üyesi olarak nasıl karşıladınız? Ben Sayın Hayati Yazıcı'nın ülke adına bunu söylüyorum. Yani hükümet olarak temizlik yapıyoruz diye biz hep diyoruz ya. Biz ülke olarak bir temizlenme, bir arınma, safralarımızdan kurtulma süreci yaşıyoruz. İçimizdeki karanlık odakları temizliyoruz, çeteleri temizliyoruz derken ille de Ahmet, Mehmet, ben yapıyorum, hükümet yapıyor diye ülke olarak bunu yapıyoruz anlamında anladım ben Hayati Yazıcı'nın o sözünü. Peki, devam edeceğiz Sayın Bakanlı, Sayın Hüseyin Çelik'le. Lütfen bizden ayrılmayın, sorularınızı aktarmaya devam edeceğim ve tabii ki Hande Fırat ve Metehan Demir'in sorularıyla devam edeceğiz. Birazdan efendim.
Evet, ne oluyor'a devam ediyoruz. Konuğumuz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve yine AK Parti Sözcüsü Sayın Hüseyin Çelik. Hande Fırat, CNN Türk Ankara Temsilcisi ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Metehan Demir ile birlikteyiz. Sorularımıza devam ediyoruz. Üçüncü yargı paketi geldi, gelecek, geliyor. Ay, tutuklamalar artık böyle olmayacak derken hala bir türlü gelemedi. Ve tutuklamalar ve herkesin bu 28 Şubat soruşturmasında da korkusu, bu işin yine bir tutuklama furyasını beraberinde getireceği. Üçüncü paket alt komisyona sevk edildi. Alt komisyondaki çalışmalar da eli kulağında bitiyor ve genel kurula gelecek. Tabii alt komisyondan komisyona gelecek, oradan da genel kurula gelecek. Bu eli kulağında. Dördüncü paket de yolda, onu da söyleyeyim. Yani üçüncü paket Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, şu anda Adalet Bakanlığı dördüncü paket üzerinde de çalışıyor. Dördüncü paket de yoğunluklu olarak, bugün de Sayın Adalet Bakanımız da bunu tezekkür etti. Özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye'nin mahkum olmasına yol açan bazı maddeler, uygulamalarla ilgilidir. Dördüncü pakette de bunlar çoğunlukla olacak. Dolayısıyla Çevik bir de dahil olmak üzere İlker Başbuğ gibi bugün bahsettiğimiz yüksek rütbeli askerler tutuksuz yargılanabilecekler mi? Bu, siz tutuksuz yargılanmalarından yana mısınız? Bu üçüncü paket bütün yargılamaların tutuksuz olacağı falan gibi bir hüküm içermiyor. Ama tutukluluk şartlarını, gözaltında bulunma şartlarını, özellikle tutukluluk halinin devamı ile ilgili yeni düzenlemeler getiriyor. Ona mahkemeler karar verecek. O konuda bir yorum yapmak istemem. Ama sizin gönlünüzden geçen nedir? Yani mesela Çevik bir tutuklu mu yargılanmalı, tutuksuz mu yargılanmalı? İlker Başkut tutuklu mu, tutuksuz mu? Vallahi ben hukukçu değilim. O konuda mahkemelerin takdiri neyse o olmalı. Ben onu bilemem. Bir başka konu başlığına geçebiliriz herhalde. Bir de şu şey, bu yargılama konusunu bitirmeden önce müsaade ederseniz bir şey söylemek istiyorum. Bakın 12 Eylül ile ilgili olarak hatırlarsanız referandum sürecinde bütün muhalefet ağız birliği etti. Dedi ki kesinlikle bunlar 12 Eylül'ü yargılatamazlar. Bakın yargılamak değil, yargılatamazlar. Çünkü yani biz eğer geçici 15. maddeyi referandumla getirmeseydik ve halk da buna onay vermeseydi 12 Eylül yargılanamayacaktı. Doğru mu? İmkan yoktur. Bu zaman aşımına uğramıştır. Mümkün değildir. Yargılanmaz, yargılanamaz dediler. Şimdi yargılamaya başladıktan sonra efendim olur mu? Şimdi iki kişiyle sınırlı kaldı bu sefer demeye başladılar. Biraz önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadelerini okudum. Dedi ki 28 Şubat'ı bunlar kesinlikle söz konusu bile etmezler. Çünkü AK Parti 28 Şubat'ın ürünüymüş, sonucuymuş vesaire. Bu neye benziyor biliyor musunuz efendim? Eskiden böyle her şeyi eleştiren ve her şeye karşı duruş sergileyenlere müzmin münekkit deniyordu. Şimdi kronik eleştirmen deniyor. Amerika'da buharlı gemi ilk yapılacağı zaman bir profesör bunun olamayacağına inanıyor. Ve avazı çıktığı kadar her platformda diyor ki ben kalıbımı basarım bu gemiyi hareket ettiremezler. Fakat gemi inşa ediliyor. Havuzdan, efendim kızaktan havuza, havuzdan denize indiriliyor. Ve kanalın iki tarafında mahşeri bir insan kalabalığı toplanmış. İlk buharlı geminin hareketini izleyecekler. Ve profesör hala bağırıyor. Diyor ki ben kalıbımı basarım bu gemiyi hareket ettiremezler. Biraz sonra motorlar çalışıyor. Büyük bir homurtuyla dumanlar yükseliyor ve gemi yol alıyor. Gemi gidip neredeyse gözden kayboluyor. Profesörün bu tavrını bilen etraftaki insanların bir kısmı kimi ne haber profesör bey diyor. Kimisi nanik yapıyor. Bizim profesör uzun uzadıya geminin arkasından baktıktan sonra bu sefer aynı kararlılıkla elini masaya vuruyor. Diyor ki ben kalıbımı basarım bu gemiyi durduramazlar. Şimdi önce ben kalıbımı basarım bu gemiyi hareket ettiremezler. Şimdi de kalıbımı basarım bu gemiyi durduramazlar. Bu tavır böyle komik bir tavır. Efendim önce yargılanmaz, yargılayamazlar, yargılanamaz, Biz 28 Şubat'ta dokunamazmışız. Çünkü 28 Şubat'ta da zaten biz kurgulamıştık. Yani Sayın Kılıçdaroğlu ve benzerlerine iddiasına bakılırsa bu. 21 Nisan bildirisinde biz kendimize verdirdik. Orada o zaman araya girip iki ayrı soru aslında var herhalde. MHP'nin de iddiası o. 28 Şubat kimlere yaradı? Bakılsın mümkünse Başbakan ve Cumhurbaşkanı da siyasi sonuçları hakkında savcıya bilgi versin. Size mi yaradı şimdi, 28 Şubat? Bakın 28 Şubat her zaman darbeler millet iradesinde bir kez daha tepkisini ve iradesini ortaya koymaya yaramıştır. 60 darbesi olmuştur. 60 darbesini yapanlar CHP'yi iktidar yapmak için göbeklerini yırtmışlardır. Halk Adalet Partisi ve Yeni Türkiye Partisi'nin ikisine %50'den fazla oy vermiştir 61 seçiminde. Bakın 12 Eylül darbesi olmuştur. Sonra onlar tek başına iktidara gelemediler.
CHP ile koalisyona zorladılar. İsmet Paşa'yı başbakan yaptılar. 65'te Adalet Partisi geldi. 69'da Adalet Partisi geldi. Sonra Muhtıra geldi. 80 darbesi oldu. Kenan Evren Paşa çıktı dedi ki Turgut Sunal bu. Milliyetçi Demokrasi Partisi destekleyin. Halk ne yaptı? Tek başta Özal'ı iktidar yaptı. Her darbeden sonra halk darbecileri cezalandırmıştır. Bakın Sayın Baykal ne demiştir? Şeyden sonra bizim özellikle AK Parti ile ilgili olarak devletin kurumlarıyla diyor savaşanlar bu 27 Nisan bildirisinden sonra devletin kurumlarıyla çatışanlara, devletin organlarıyla çatışanlara halk destek vermez. 367 eğer çıkmazsa çatışma olur. Yani şunu demek istiyordu Baykal. 2007'de yapılacak olan seçimde AK Parti yerle bir olacaktır. Çünkü asker AK Parti'ye tavır koymuştur. Şimdi ben mesela ana muhalefet partisinin lideri olsaydım, eğer iktidar partisine asker tavır koyarsa arkadaş bunun rakibi benim, sana ne oluyor derdim. Sen otur kıştanda derdim. Bu onu büyütürdü ve bu onun demokratik duruşunu ortaya koyar. Dolayısıyla yani 28 Şubat sürecinden sonra bir seçim yapıldı 99'da. Konjüktürel olarak biliyorsunuz merhum Ecevit'in partisi birinci oldu. MHP %18 oy aldı. Terörün tırmanışına bağlıydı bu. APO'nun yakalanması Sayın Ecevit'e yaradı. Azınlık hükümetiyle biliyorsunuz seçime gidildi. Sonra ne oldu? Bir sonraki seçimde AK Parti tek başına geldi. Onun birçok sebebi var. Bir, eğer 57. hükümet çok başarılı olsaydı, ekonomi güllük gülistanlık olsaydı, AK Parti %35 2002'de oy alamayabilirdi. Ama Türkiye batışa doğru gitmişti. Ve biliyorsunuz 28 Şubat sürecinden de ders alan iki tane parti vardı. DSP statükonun kayıtsız şartsız itaatkar partisiydi. MHP kayıtsız şartsız itaatkar partisiydi. ANAP zaten 28 Şubat'tan icazet alarak hükümet olmuştu. Onu da sürdüremedi. Ayrılmak zorunda kaldılar. Türkiye'yi seçime götüremediler. Ecevit'in azınlık hükümeti götürdü. Bu açıdan her darbeden sonra genel irade iktidar olmuştur. Bakın altını çiziyorum. Adalet Partisi böyle gelmiş. Adalet Partisi darbenin ürünü, darbeden yararlandı falan değil. Darbeye halk tepki gösterdi. ANAP'a oy verirken halk darbeye tepki gösterdi. AK Parti'ye oy verirken halk darbeye tepki gösterdi. 27 Nisan bildirisine de tepki gösterdi. Şimdi Has Parti'den bir bize mesaj gelmiş Twitter'dan da şöyle diyorlar. Biz suç duyurusunda bulunacağız, onlar niye harekete geçmiyor 27 Nisan'la ilgili olarak? Şimdi hayır buyursunlar. Ben daha önce de defalarca söyledim. Aslında 27 Nisan'la ilgili olarak ben daha önce Cumhuriyet Savcılarını ben bizatihi yaptım basın toplantısında göreve çağırdım. Ve dedim ki ortada bildiri de ortada, verenler de ortada, iddialar da ortada. Has Parti de versin, başkaları da versin. Yani biz bu peki, güzel bir şey. Şeye de 28 Şubat'a da verdiler mesela. Ne güzel işte. Sadece buna ek olarak o zaman neden Yaşar Büyükanıt'a madalya vermişler? Bir de onu sorabilir misiniz Hüseyin Çelik'e diyorlar. Şimdi bakın, yani madem askerlerden bu kadar muzdarip hükümet. Şöyle söyleyelim. Bakın Sayın Büyükanıt'la ilgili olarak dediler ki Başbakanlık zırhlı araç aldı ona dediler. Şimdi madalya gelmeden önce. Halbuki Başbakanlığın özel fonundan bir araç alınması söz konusu değil. Bütün genelkurmay başkanları emekli olduktan sonra en az 5-6 tane koruma verilir. Onlara çoğuna konut tahsis edilir. Hemen bildiğim kadarıyla hepsine konut tahsis edilir. Ve bir de araba verilir. Bu oldum olası böyledir. Ve şu anda bütün genelkurmay başkanlarının altında aşağı yukarı birbirine muadil olan arabalar var. Bu Büyükanıt'a yapılmış özel bir muamele değil. Ve hemen hemen bakın, Sayın Büyükanıt'a gelinceye kadar bütün genelkurmay başkanları emekli olurken hani biz bir emeklilik ikramiyesi yolcu ederken bir veda jesti gibi bugüne kadar tamir olarak gelmiş ve ona da verilmiş. Yani Sayın Büyükanıt'a yapılmış özel bir muamele yok. Bu çarpıtılıyor bu mesele. Peki yine o yani genelkurmay başkanlarından belki son kez gidersek. Ben özür dilerim. Mesela bu araba çok işlendi. Zırhlı araba falan. Ben genel şeyden başbakanlıktan bugüne kadar genelkurmay başkanlarına hangi tür arabalar tahsis edildi ve hangi paralarla alındı? Kesinlikle başbakanlık kaynaklarından Sayın Büyükanıt'a bu manada yapılan özel bir muamele asla söz konusu değil. Şimdi Çevik biri de konuşurken komuta kademesi ve
emir komuta zinciri dediniz. Şöyle bir baktığımızda sanki yapılan yorumlar, görüntülerden Yaşar Büyükanıt ve Hilmi Özkök bir tarafta duruyor. Diğer genelkurmay başkanları, kuvvet komutanları bir tarafta duruyor. Siyasi iktidar açısından böyle bir farklılık var mı sizce? Çünkü bu eleştiri konusu oluyor. Yani bana sorarsanız. İddialar ve soruşturma konusu olacaksa o zaman her dönemin genelkurmay başkanları bu soruşturmaya dahil edilmeli diye düşünüyor musunuz? Yoksa gerçekten o görüntüde farklılık var mı ikisi açısından? Sayın Hilmi Özkök'le ilgili olarak ben şunu söyleyebilirim. Yani kendisiyle de uzun boylu sohbetler etmiş olan bir insan olarak bunu söylüyorum. Sayın Hilmi Özkök zamanında böyle bir muhtıra da verilmedi. Sayın Hilmi Özkök bu ve benzeri şeylere bilgisi ve iradesi dışında müsaade de etmedi. Ama şimdi diyelim ki 27 Nisan bildirisini Sayın Büyükanıt çıktı dedi ki ben kendim yazdım dedi. Yani eğer iftiraysa o iftirayı kendi kendine yapmış demektir. Dolayısıyla Sayın Hilmi Özkök'le ilgili böyle bir iddia da yok. Böyle birinin tespiti de yok. Dolayısıyla böyle bir itham da söz konusu değil. Sayın Hilmi Özkök'ü bir tarafa bırakmamız lazım. Ama eğer 27 Nisan yargılanacaksa faili şüphesiz ki Sayın Büyükanıt'tır. Eğer 28 Şubat bir bütün olarak yargılanacaksa bunun faili Sayın İsmail Hakkı Karadayı'dır. Yani dönemin genelkurmay başkanıdır. Veyahut da işte dönemin diyelim ki kara kuvvetleri komutanı Sayın Kıvrıkoğlu'dur. Ve 1000 yıl yaşayacak falan diyenler ortadadır. Biz 28 Şubat'ta postmodern darbe yaptık diyen genelkurmay genel sekreteri işte Sayın Özkaslak vesaire bunlar hepsi ortada. Ha şimdi ben bunları söylediğim için falan böyle değil. Böyle olduğu için ben söylüyorum bunu. Mesele bu. Şimdi biz böyle isim söylediğimiz zaman canım iktidar falan yargı. Ya kardeşim benim yargıyı etkilememe gerek yok ki 28 Şubat'ın bütün aktörleri, figürleri birazcık bu işlerden anlayan bütün insanlar tarafından biliniyor ve biliniyor. Mantık bunu gerektiriyor. Bu kapatma davası size açılan süreç öncesinde bazı komutanların bazı yargı mensuplarıyla karargahta ya da benzer yerlerde bir araya geldiğine dair duyumlar gelmiş miydi size? Şimdi tabii benim bakanlığım döneminde de bakın her askeri şura Mete Han Bey her askeri şura her milli güvenlik kurulu bu ve benzeri şeylere sahne olurdu. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Mesela bir örnek vereyim. Şimdi YÖK Başkanı'nın başkanlığında rektörler toplanıyorlar. Aytaç Yalman Paşa'ya gidiyorlar. Kara Kuvvetleri Komutanı. O zaman benimle sohbet eden gazetecilere dedim ki tamam ben de dedim yarın birkaç orgeneral ve korgeneral dedim başbakanla da şey bakanlığa davet edeceğim. Biz bu şu obis toplarını dedim bir masaya yatıracağız falan. Dediler ki o neyin nesidir? Dedim ki ben askerliğimi topçu olarak yaptım. Şimdi Kara Kuvvetleri Komutanı eğer YÖK yasasıyla ilgileniyorsa benim de obis toplarıyla ilgilenme hakkım var demektir. Şimdi böyle bir saçmalık olabilir mi? Kara Kuvvetleri Komutanı'nın YÖK yasasıyla ne işi var? YÖK Başkanı topluyor rektörleri ve Aytaç Yalman Paşa'ya gidiyor. Ben de Milli Eğitim Bakanıyım. Meslektaşlarım da bana soruyor diyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl değerlendirebilirim? Bir şey daha. Askeri Şura nelerle ilgilenir? Askeri Şura'nın şimdi hani Milli Güvenlik Kurulu'nda bunların gündeme gelmesini anlarım. Askeri Şura'da Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki uygulamaların ne işi var? Ama maalesef biz böyle bir süreç yaşadık. Ama benim sorum şey... Sorunuzu anlıyorum. Ben size zaten baştan söyledim. Kimin kimden cesaret aldığını, birilerinin... Sana daha sırrı söyleyeyim bakın. 12 Eylül darbesi yapıldı. Bizim yüksek yargımız dedi ki işkence yapılmıştır, bu tespit edilmiştir ve işkenceyi meşrulaştıran kararlar verdiler. 28 Şubat'ta da yargı maalesef biraz önce söylediğim gibi adalet terazisi kılıcın gölgesinde kaldı. AK Parti iktidarı döneminde kapatma davasında terazi kılıcın gölgesinde kaldı. Bundan daha açık ne söyleyebilirim ki? Yer, gün ve tarih vermemi mi istiyorsun? Evet. İşte onu söylüyorum. Ben bir şey söylüyorsam. Herhalde sorduğuna göre. Şimdi siz soru sorarsınız. Ben de cevap veririm. Benim cevabım da bu. Öyle bir şey var ama daha fazla açmayayım diyorsunuz. Evet. Değiştirmiyorum konu başlığını o zaman yanıt alana kadar. Evet buyurun. Peki o zaman Cumhurbaşkanlığı konusu. Şöyle ki şimdi Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın o son açıklamaları biraz da Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili kendi gündemlerinde, kendi önlerinde olan yasaya gözleri çevirdi. Ve bazı kulislerde de bunun bir anlamda mahkeme tarafından bozulacağı yönünde yorumlandı. Bir böyle bir ihtimale hazır mısınız?
İki, böyle bir şey olursa Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesinin anayasa maddesiyle, anayasa değişikliğiyle değiştirileceği, yeniden iktidar partisi tarafından, parlamento tarafından seçilmesi yönünde bir değişikliğe gidileceği iddia ediliyor. Bunun bir gerçek bilgisi var mı? Bunlar iddia ediliyor. Şimdi bakın, geçenlerde bir meslektaşınız oturmuş, işte efendim biz seçimleri 6 ay öne alıyormuşuz. Öte taraftan milletvekili seçilme sayısını 5 yıla çıkarıyormuşuz. Muhtarlıkları kaldırıyormuşuz. Ben yaptığım basın toplantısında dedim ki bunlar tamamen hayal mahsulü şeyler. Yok böyle bir şey. Şimdi Adalet Bakanı'na soruyorum, haberi yok. Şimdi İçişleri Bakanı'na soruyorum. Şimdi muhtarlıklar kaldırılacakmış. İçişleri Bakanı'nın haberi yok. Şimdi mahalli idarelerden sorumlu genel başkan yardımcımıza soruyorum. Onun da haberi yok. Seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısının, onun da haberi yok. Hani dedim ki ola ki mecliste bir milletvekili veya bir grup milletvekili arkadaşımız kanun teklifi vermiştir. Milletvekilleri teklif verebilirler. Grupta böyle bir çalışma var mı? Grup başkan vekilleriyle konuşuyorum. Bu da yok. Şimdi şöyledir Hande Hanım. Birileriyle oturuyor, bir yerlerde konuşuyor, sohbet ediyorlar. Birisi temennisini söylüyor. Bunu arkadaşlar, bunu haber diye iktidar böyle yapacak. Bu konuştukları kimse iktidara mensup bir insan da olabilir. Yani ben oturup da böyle hiç yoktan birilerinin bir haber yaptığına ihtimal vermek istemiyorum. Ama herhangi bir arkadaşımız ya keşke şöyle olsa falan dediği zaman hükümet böyle bir şey yapacak anlamına mı geliyor? Peki Sayın Gül'ün özelinde bakarsak görevi 5 yıldır derse Anayasa Mahkemesi. Şimdi bakın, ben Anayasa Mahkemesi'nin böyle bir karar vereceğine şahsen, yani kendi bildiğim hukuk mantığıyla ihtimal vermiyorum. Çünkü anayasa değişiklikleri makabiline şamil değildir. Yani geçmişi kapsamaz. Sayın Gül seçildiği zaman 82 Anayasası'nın Cumhurbaşkanı seçilmesini düzenleyen hükümleri yürürlükteydi. Ve Cumhurbaşkanı 7 yıl için seçiliyordu. Bir sefere mahsus seçiliyordu. Ha diyeceksiniz ki peki milletvekilleri de 5 yıllığına seçildi ama 4 yıl sonra seçime gittiniz. Milletvekilleriyle ilgili olarak eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim kararı almamış olsaydı, geçen 2007 yılında seçilen milletvekilleri 5 yıl milletvekilliği yapabilirlerdi. Buna mani bir hal de yoktu aslında. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi kendisiyle ilgili olarak her an karar alabilir. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi şu anda hali hazırda görevde olan Cumhurbaşkanı'nın görev süresini kısaltamaz. Bu Cumhurbaşkanı'nı azletmek anlamına gelir. Anayasa parlamento tarafından Cumhurbaşkanı'nın azledilmesi veya Cumhurbaşkanı'nın parlamentoyu dağıtması, feshetmesi hakkı vermemiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshedemez. Ama parlamentoda yasama çalışmasıyla mevcut Cumhurbaşkanı'nın görev tayin edilmiş görev süresini kısaltamaz veya onunla ilgili farklı bir tasarrufta bulunamaz. Şöyle bir karar alabilir Türkiye Büyük Millet Meclisi. Cumhurbaşkanı efendim İki sefer seçilebilir. 5+5 olabilir. Bunu düzenler. Cumhurbaşkanı 5+ onu doldurduktan sonra, eğer bundan sonraki cumhurbaşkanları için söyledim. Veya 2 sefer 7 yılda bir seçilir diyebilir. Mevcut cumhurbaşkanı süresini doldurduktan sonra yeniden cumhurbaşkanı olabilir. Ama cumhurbaşkanının görev süresini kısaltamaz. Bu mevcut cumhurbaşkanını oradan alaşağı etmek anlamına gelir. Anayasa Mahkemesi'nin verici olması kararını karar, görüyor musunuz? Ben böyle bir karar vereceğine açıkçası ihtimal vermiyorum. Ha derse verdi mi? Verirse seçime mi? Yani o zaman hazırlık yapıyor musunuz en azından? Şöyle söyleyeyim. Yani verirseydi o zaman dereyi görmeden paçayı sıvamıyoruz. Biz Anayasa Mahkemesi'nden ne kararlar gördük? Demokrasilerde çare tükenmez. Hani eğer böyle olursa ben hep söyle çok hoşlandığım bir şey. Var mı bir hazırladınız yani? Eğer beklemediğiniz gibi çıkarsa. Çok sevdiğim bir atasözü var. Bunu da sık kullanıyorum. Eğer şöyle olursa falan meğer. Arkadaş, eğerle meğerle siyaset yapılmaz. Biz hani şey diyorum ya, bu eğerle meğeri evlendirmişler keşke diye nur topu gibi bir çocukları olmuş. Biz keşkelerle, eğerlerle, meğerlerle siyaset yapmayız. Mevcut durum önümüze geldiği zaman. Peki. Biz her zaman her şartta yeni şartlara göre karar alabilen, bunu hayata geçirebilen bir siyasi partiyiz. Böyle bir derdimiz yok bizim. Bu konuda var mı? Çünkü çok sayıda seyirci sorusu da var. Bilmiyorum Metehan, bu konuda var mı senin? Yok benim, hayır. Yani şimdi bir kez daha söyleyeyim. Seçimlerin şu anda 5 yıla çıkarılması da bu bir anayasa çalışmasını gerektirir. Ama başbakanın da açıklamaları var. Normal genel seçim, milletvekili seçimleri. Şimdi Sayın Başbakan'ın 5 milletvekilliği süresini, yani seçimlerin yapılma aralığını 5 yıldan 4 yıla indirmemiz doğru olmamıştır. Bundan pişman oldum dedi.
Sayın Başbakan'ın böyle bir nedamette bulunması ertesi gün bunun eski şekline döndürüleceği anlamına gelmiyor mu? Dediğim gibi bu bir anayasa değişikliği de gerektiriyor. Bizim zaten şu anda tek başına anayasa değişikliği yapmaya bizim sayımız yetmez. Mevcut şu anda bir anayasa çalışması yapıyor. Uzlaşma komisyonunda siyasi partiler derlerse ki oraya evet bakalım. Yani 5 yıl olsun derlerse bu olabilir ama şu anda böyle bir gündemimiz yok bizim. Bu ara muhtarlıklar da kaldırılmayacak, onu da söyleyeyim. Yani bunu çok çiğnediler. Yani mahalle muhtarlığı kaldıracak, mahalle muhtarlarını ayağa kaldırdılar. Yok böyle bir şey. Şimdi iki noktada seyircimiz ikna olmamış gibi gözüküyor. Müsaade ederseniz onlardan ikisini aktarayım. Sonra belki Mete Han'ın sorusuyla devam ederiz. Birincisi şunu soruyorlar size. Milli Eğitim Bakanı iken siz de Genelkurmay'a gidip izahat verdiniz. Bunu nasıl açıklayacaksınız diyor seyirciler. Ben sadece genel kurmaya gitmedim ki. Ben Hürriyet Gazetesi'ne de gittim. Akşam Gazetesi'ne de gittim. Diğer bakanlıklara da gittim. Ben yaptığım bir yönetmelik çalışmasıyla ilgili olarak Danıştay'a da gittim. Anayasa Mahkemesi'ne de gittim. Cumhurbaşkanı'na da gittim. Ben Sayın Ahmet Necdet Sezer'e yaptığımız yasa çalışmaları ile ilgili veya kararnamelerle ilgili defalarca gidip izahatta bulundum. Bir insana izahatta bulunmak ve bir insan... Genelkurmay bizimle ilgili bir bildiri yayınlıyor. Ben gittim Sayın Büyük Anıt'ın yüzüne karşı 27 Nisan bildirisinden sonra dedim ki burada böyle böyle bir iddialar var. Bu iddiaların gerçekle alakası yok. Ben hesap vermeye gitmedim ki. Sayın Büyük Anıt bana kendisi bakın Altındağ ilçesinden gelen yazının tahrif edildiğini biz de tespit ettik dedi. Yani biz Sayın Büyük Anıt şunu kabul etti. Tahrif edilmiş bir belge üzerinden hüküm oluşturarak bir bildiri yazdıklarını da kabul etti o zaman. Dolayısıyla biraz önce tekrar söyledim. Ben Genelkurmay Başkanı'na hesap vermeye gitmem diyerek gittim. Başbakanın bilgisi dahilinde gittim. Gittim sayın bu bildirinin sahibi sizsiniz. Buradaki iddialar gerçek dışıdır, asılsızdır, mesnetsizdir. Bunu kendisiyle 2 saat 10 dakika konuştum ben. Şimdi bunu yapmamalı mıydım? Bir soru daha var sonra Metehan'a bırakacağım. Bütün bu başlayan soruşturmalar ve 27 Nisan aslında AK Parti'nin değil Amerika'nın operasyonlarıdır. Çünkü Amerika'nın Türk ordusuyla işi bitmiştir özellikle Çevik 1 ile de. Dolayısıyla AK Parti aslında Amerika'nın desteğiyle bu operasyonları yürütüyor. Zaten bu sene kışın şiddetli geçmesi de Amerika'nın bir organizasyonuydu. Çok kar yağdırdı Amerika. Bunlar şimdi bakın bunlar paranoya. Bugün bir köşe yazısında, yazarımızın yazısında okudum. Diyor ki daha dün bir CHP'li arkadaşım dedi ki Çevik bir Amerika'nın adamıdır ona dokundurtmaz. Bu memlekette bakın bu memlekette dokunulmaz adam yoktur. Netice itibariyle eskiden de o. Hukuk önünde herkes eşittir. Kuvvetlilerin haklı olduğu değil haklının kuvvetli olduğu bir ülke olmak zorundayız. Biz anayasa çalışması yaparken sloganlarımızdan birisi deydi. Hatırlamaya çalışın. Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğüne geçmemiz gerekiyor. Şimdi biraz önce bakın mesela Mete Han söyledi. Dedi ki işte o Hastal'daki işte 60 general orada bunların içerisinde masumlar olamaz mı? Yargılama usulleriyle ilgili, mahkemelerin işleyişleriyle ilgili, işleyişiyle ilgili dikkat ederseniz daha çok meşhurlar gündemde olduğu zaman biz bunları öğrenebiliyoruz, sorgulayabiliyoruz. Ya bu memleketin gariban insanları yıllardan beri adalet, adalet diye bağırıp duruyor. Geciken adalet, adalet değildir diyoruz. Yargılama usulleri, cezaevlerindeki şartlar, tutukluluk süreleri, bunlar hepsi sadece generaller için, sadece üniversite hocaları için, rektörler için değil. Vatandaş Mehmet Ağa için de bunlar problemdi. Bakın biz iktidara geldiğimizde neredeyse %50'den, %50'si tutuklu, %50'si hükümlüydü. Doğru mu? Tabii. Şu anda %72-73 şu anda mahkum yani hükümlü. %28 de tutuklu hale geldi. Her geçen gün düne göre daha iyi durumdayız. Mete. Yani şimdi tabii ortada bir siyasi realite var. Siz %50 oy aldığınız için aslında daha da fazla milletvekili alabilirdiniz. O biraz da seçim sisteminin azizine uğradınız. Anayasayı değiştiremeseniz bile yasaları rahat rahat geçirebiliyorsunuz. Bu son 4x3 ya da 4+4+4 meselesi çok tartışıldı ve ama sonuçta hani siyasi realite açısından söylüyorum. Onu ayrıca belki tartışırız, konuşuruz. Eski Milli Eğitim Bakanı olmanız önemli. Onun bakış açınız çerçevesinde. Ama istediğiniz zaman istediğiniz yasayı geçiriyorsunuz. Demin siz söylerken aklıma geldi. Evet sizin bu konuda bir mağduriyetiniz yok ama inanın toplum katmanlarında ezberi bozmak ya da ters açıdan muazzam bir popülarite yaratmak açısından söylüyorum.
Bu milletvekilleri var cezaevinde, değil mi? Uzun tutukluk sürelerinden ve mağduriyetlerden bahsettiniz. AK Parti olarak siyaset tarihinde Türkiye'de görülmemiş bir şey yapsanız, ki siz de partinin önemli bir kurmayısınız. Arkadaş, ben istediğim yasayı yapabiliyorum. Bu kez unutulmaz bir iyilik yapacağım Türk demokrasisine ve bu milletvekili arkadaşlarını meclise getirmek için bu yasal düzenlemenin öncülüğünü yapıyorum deseniz, BDP, MHP ya da CHP'den kim karşı çıkar ki? Böyle bir şey hiç gündeme gelmez mi? Şimdi bir, Metehan Bey, bir kere bir tespitte bulunalım. Bu şu anda cezaevindeki milletvekilleriyle ilgili olarak çok açık hükümler vardı. Ve seçimlerden önce bir televizyon programında Sayın CHP Genel Başkanı'na dendi ki, bakın bunların milletvekilliği sıkıntıya girebilir. Yargı bunlarla ilgili size sürpriz gelecek bir karar verebilir. O zaman ne yapacaksınız dendi. Yargının verdiği karara biz de saygı duyacağız. Boynumuz kıldan incedir anlamına gelebilecek bir söz söyledi. Siz bile bile Lades yapacaksınız. Ve bir böyle bir davadan yargılanan bir insana getirip aday yapacaksınız. Sonra bu seçilecek. Ve seçildikten sonra da yargı onunla ilgili hükmü verecek. Ondan sonra da siz iktidar partisine diyeceksiniz ki gelin ezber bozun. Nasılsa biz istediğimiz kanunu çıkardığımızı ispat etmek için ille de böyle bir şey yapmak zorunda değiliz. Yapabileceğiz. Anladım da ben şunu söylüyorum. Bakın bu çok konuşuldu Metehan Bey. Bir kere böyle bir şey yapılır mı? Biz CHP'ye dedik ki gelin siz bir kanun teklifi verin, formülü de siz yazın. Hatırlarsanız biz yemin etmeyiz dediler arkadaşlarımız gelinceye kadar. BDP de aynı şeyi söyledi, CHP de aynı şeyi söyledi. Biz dedik ki buyurun bir teklif getirin, biz sizin verdiğiniz teklif üzerinden bunları konuşalım dedik. Verebildiler mi? Soruyorum size. Hani getirin formülünü getirin, deyin ki şöyle şöyle bir formülle bunlar getirilebilir deyin. Şimdi bunu Hakan Fidan davası falan filanla karıştırmamak lazım. Orada MİT yasasında şu an yürürlükte olan MİT yasasında çok açık bir hüküm var. Sadece MİT başkanı değil, MİT mensupları herhangi bir şekilde koşturma, araştırma, inceleme konusu yapılacağı zaman başbakandan izin alınır diyor. Ama mahkeme savcı yetkisini aşarak bunları ifadeye çağırdı. Bununla şu anda cezaevinde bulunan milletvekillerle yargılandığı konu birbiriyle uzaktan yakından ilgili ve bağlantılı değil. Yapılmak istenseydi de yine hiç formül bulunamaz mıydı zamanında başbakanın tekrar milletvekili olması için? Yani bir formül, CHP'nin verdiği destek ama, bulunan formül. Burada da bir şey ya, istense bulunamaz mı acaba? Allah aşkına. Şimdi Sayın Başbakan Siirt'te meydanda Ziya Gökalp'a ait bir dörtlük okumuş. Ders kitaplarında bulunan bir dörtlük okumuş. Sonra ona dava açan ve ceza vermesini sağlayan savcı çıktı, dedi ki yazdığı kitapta, biz dedi Tayyip'in önünü kesmek için elimizden ne geldiyse yaptık, olmadı. Şimdi bile bile bir insan mağdur edilmiş, mazlum edilmiş. Şimdi Tayyip Bey'in durumuyla bunlar bir mi Allah aşkına? İzafe edelim. Bakın ben Sayın Balbay'ı, bakın Sayın, bir dakika, ben şunu söylüyorum ama kesinleşmiş bir hüküm başkadır. Siz neyle suçlanıyorsunuz? Siz hangi davadan yargılanıyorsunuz? O zaman peki bu diğer insanların günahı ne? Her bir siyasi parti bu generallerden üçünü beşini kendi listesine koysaydı, onları da seçtirseydi, onları da oradan kurtarsaydı o zaman. Peki bu adalet mi o zaman? Yani CHP ikisini, üçünü, beşini listesine koydu, milletvekili yaptı. MHP birini koydu, milletvekili yaptı. Peki diğer tutuklu insanların günahı ne o zaman? Siz milletvekilliğini bir insanı yargıdan kaçırmanın bir unsuru olarak kullanamazsınız. Bu milletvekilliği mesleğine, bu milletvekilliği işine... Bir kere bana göre onun saygınlığına çok aykırı gelen bir şey bu. Şimdi süremiz çok azalmaya başladı. Siz en başta demiştiniz ki 28 Şubat belki de en beteridir. Çünkü sadece darbe yapılmadı, toplum mühendisliği yapıldı. Doğru. Şimdi seyircilerimizden de soranlar var, ben de sormak istiyorum. Peki aynı şekilde şu anda da toplum mühendisliğinin bizzat hükümetiniz tarafından yapıldığını düşünenler var ya da cemaate yakın olanlar tarafından yapıldığını düşünenler var ve o zaman nasıl farklı yöndeyse bugün de daha farklı yönde. Örneğin hükümete karşı eleştiri getirmenin fişlenmeye gittiğini, ki o dönemde tam tersi mütedeyinler fişleniyor iddiası vardı. Mesela Fazıl Say hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Zamanında çok farklı bir durum yoktu. Meral Okay için olmadık manşetler atıldı. Bu konuda kimse çıkıp
ya bir dakika ne yapılıyor demedi. Bu konuda hükümetinizin size oy vermeyenleri rahatlatacak şekilde davranmadığı yönündeki eleştirileri ne diyorsunuz? Yani bugün de farklı yönde bir 4+4+4'ün de getirdiği endişelerle birlikte şimdi, farklı yönde bir fişlenme, farklı yönde bir toplum mühendisliği yok. Sizin Hanım, bununla ilgili bir çuval laf edebilirim. Yani bu kere bu bize yöneltilen. Yok, bizim, süremiz yok. Hani, bizim fişlediğimiz, bizim efendim insanlara bir toplum mühendisliği. Bu davalar eliyle. Bunun, bakın, ya da biraz iddianameler önce, eliyle. Biraz önce bakın tekrar söyledim. Dedim ki, şimdi bu şu anda mahkemelerde hakimlik yapan insanların kaçı AK Parti döneminde atanmıştır? Yaklaşık bakın şeyde referanduma falan gittiğimiz zaman da 2000 kişiydi. Yani 12 bin, 13 bin kişi içerisinde 2000 kişi AK Parti döneminde atanmış. O da nasıl atanmış? Tamamen geçmiş dönemlerinde konulan kurallarla atanmış. Hukuk fakültesinden mezun olmuş insanlar. Belli bir KPSS'den puan almışlar. Bunlar mülakata çağrılmışlar. Eskiden usul neyse oydu. Şimdi bütün sanki yargıdaki hakimleri hepsini biz dizayn ettik. Ve bunu, biz bunlara talimat veriyoruz. Bunlar da yargılama yapıyor. Ben buna sadece gülerim. Bir şey, bu söylediğiniz iddiaların hepsini hükümetim adına, iktidarım adına reddediyorum. Varsayın ki AK Parti böyle bir şey yapıyor. Ya fişleme yapan, efendim ötekileştiren, insanları ezen, insanlara zulmeden bir iktidar ayakta kalamaz. Şirin Hanım, biz %35'te o iktidara geldik. Bakın insanlar yaptığımız icraatları, bizim bir dakika uyguladığımız yani bizim hükümetimizin adil duruşunu benimsedi ki bir sonraki seçimde %47 verdi. Bir sonraki seçimde %50 verdi. Mesela Fazıl Say'a açılan soruşturma. Efendim Fazıl Say benim, ben özel olarak Ahmet Mehmet falan beni ilgilendirmiyor. Efendim Meral Okay vefat etti. Bir gazete şöyle yazdı. Evet. Kınıyor musunuz? Bakın mesela? Erbakan'a, şimdi dönemin başbakanına gazetelerde yazılanlara bakıyorsunuz. Mesela bir bugün o dönem CHP'nin genel sekreteri olan zatın söyledikleri var. Eli tesbihli zombi. Aklınıza ne kadar hakaretvari ifade gelirse bu da çarşaf çarşaf gazetelerde yayınlandı. Şimdi bir gazete, bir köşe yazarı sevmediği, fikrine katılmadığı, ideolojisini, iç dünyasını paylaşmadığı birisiyle ilgili diyelim ki olumsuz bir maaşa dattı. Hani hükümetin medya müdahale etmesine karşıydınız. Hükümet buna müdahale etsin diyorsunuz şu anda. Hayır, şimdi, siz ne düşünüyorsunuz? Ya benim, efendim, ben hiçbir insanın... Bizatihi dindarların mütedeyyin kesimin buna Hanım, karşı çıkması gerektiği yönünde gene inanış doğdu bakın, değil mi? Ben, çünkü din adına birileri diyor ki fırında yansın. Ya da işte o kadın sonunda cehenneme gitti gibi açıklamalar geliyor. Şimdi ben ölen insan ettim, ister ateist olsun, değil, ister Hristiyan olsun, ister komünist olsun, ne olursa olsun... Bir kere ben ona insan olarak saygı duyarım. Onun zihniyetine, onun siyasi fikirlerine, onun efendim hayatını tanzim etme biçimine katılmayabilirim. İnsanlar sadece insan oldukları için birbirlerine nezaket göstermelidirler. Ben bu sizi dediğiniz tartışmada yokum. Peki. Ama bir şey söylüyorum. Eğer AK Parti bu dediklerinizi yaparsa, şimdi bunun nedir şeyi? Bunun hesabını veriyor. İktidar dediğiniz, siyasi parti dediğiniz 4 yılda bir gider halkın karşısına der ki, ekonomik alanda şunu yaptım, hukuk alanında şunu yaptım, siyasal duruşum şudur, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde şunları yaptım der, senden yetki istiyorum. Ha, halk bazen kırmızı kart gösterir, bazen sarı kart gösterir, bazen de efendim oyunu arttırır. Dolayısıyla bu söyledikleriniz eğer doğru olsaydı, bakın geçen mesela Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki, başbakan diyor, herkese kavgalı. Herkesten nefret ediyor diyor. Doktordan nefret ediyor, işçiden. Ya ben de dedim ki ya şimdi kamuoyu anketi yapıldı. Bugün yapılmış. Türkiye'de en takdir ettiğiniz lider hangisi? Genar'ın son araştırmasında %56 Recep Tayyip Erdoğan. Halkından bu derece nefret eden bir insana bu kadar sevgi, sempati olabilir mi? Peki çok az kaldı süremiz. Metehan ve Hande sonrasında. 4+4 meselesine ben geri gelmek istiyorum. Orada... Bayağı tartışmalar oldu, bayağı olaylar büyüdü. Siz onun bundan sonra Türkiye'nin eğitim sisteminin çok önünü açacağına, yani İmam Hatip'lerin orta bölümünün kapatılmasını asıl hedefleyen 28 Şubat kararlarının başka şekilde revizesi mümkün olabilir miydi? Şimdi bu 4+4'te birçok konuda hazırlıksız yakalanıldı ve önümüzdeki dönemde problemlerin çıkabileceği söyleniyor. Yani ben
İnova tiplerin orta bölümün tekrar açılmasında hiçbir problem görmüyorum. Açılmalı da gerçekten açık hesaplar 28 Şubat'ın o hasarları kaldırılsın. Ama bunun farklı bir yolu olabilirdi. Tüm eğitim sistemini bu kadar alaşağı etmek, baştan aşağı değiştirmek önümüzdeki dönemde sorunlar çıkarmaz mısınız? Ve tamam bey, ben size bir şey söyleyeyim. Bakın eğer bunu bir şu anda bu 4 artı 4 artı 4'ü bir sol hükümet yapsaydı, insanlar o sol hükümeti başlarında gezdirirdi. Niye biliyor musunuz? Dünyada 9 ülkede lise mecburidir. 10. ülke Türkiye olmuştur. Yani hükümet elini değil gövdesini taşın altına koymuş. Şimdi bakın hükümet bir şey daha yapmış. Bu şu demektir. Efendim genç yaşta insanlar çocuk gelinler olacak. Ya diyorsun ki arkadaş 8 yılın sonunda birine sertifika vereceksin. O da bir işe yaramayacak. Sen liseyi bitirmek zorundasın. Herkese mecbur tutuyorsun liseyi bitirmeyi. Zorunludur diye devlet taşımayı da yapar. Zorunludur diye devlet yurdunu da ayarlar. Zorunludur diye devlet dokümantasyonunu, kitabını da verir. Bak işte AK Parti kendini bir şeye zorlamıştır. AK Parti her zaman çıtayı yükseğe tutar. Ayağına kum torbaları bağlar. Ha, kum torbaları açıldığı zaman da seni tutabilene aşk olsun. Ben bir yaşadığım olayı anlatayım size. Biz önce ilkokul çocuklara ders kitapları verdik. Son iki dakika bu arada. Ücretsiz ders kitabı. Sayın Başbakan bana dedi ki, Hüseyin Bey, biz liselere de dedi bu ders kitaplarını versek nedir maliyeti? Ben kaba taslak bir hesap yaptım ama dedim ki müsaade ederseniz daha detaylı. Çünkü binlerce yeni kitap üretmemiz lazım. Çeşit kitap çok fazla. Bir gün mecliste tabii bana ana hatlarıyla sordu benden. Ben gerekenleri, bilgileri verdim. Meclis Genel Kurulu'nda dedi ki gelecek sene dedi liselere de ders kitaplarını vereceğiz dedi. Ben eyvah dedim. Geldi oturdu döndü bana dedi ki Hüseyin benden bu kadar, gerisi senin işin dedi. Ama biz ne yaptık? Geceli gündüzlü çalıştık, çabaladık, bütün tedbirlerimizi aldık ve tereyağından kıl çeker gibi ertesi yıla kitapları hazırladık. Bazen kendinizi mecbur etmeniz lazım bir şeye. Ve AK Parti böyle bir riskin altına girmiş. Nedir bu? Bu 4 artı 4 artı 4'ün özeti şudur. Kesintisiz 8 yıllık eğitim kademeli ve yönlendirmeli bir hale getirilmiştir. Ve liseler mecbur kılınmıştır. Özeti bu. Hüseyin Bey, bundan dolayı ne kıyamet kopuyor. Süren bitti ama Hande'ye de son bir belki soru. Çok kısa ve çok hızlı. Dokunulmaz adam yoktur dediniz. Dokunan Yanar olayı geride mi kaldı? Ve Gazeteciler Yazarlar Vakfı'nın açıklamasından sonra cemaatle olası ve de varsayılan tartışma bitti mi diye. Şimdi bakın ben siz tabii kelimeden hareketle kelime oyunu yapıyorsunuz. Yani ben dokunan Yanar derken Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi ve cemaati kastediyorlar. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Hiçbir cemaatin, hiçbir partinin, hiçbir tüzel kişiliğin, hiçbir gerçek kişinin hukuk önünde birbirinden farkı olamaz. Generalle köylü Mehmet Ağa eğer hukuk önünde birse o zaman siz hukuk devletisiniz. Biz prensiplerden bahsediyoruz. Herkes herkesi nezaket kuralları içerisinde eleştirsin, hükümeti de eleştirsin. Siz mesela biraz önce dediniz ki böyle diyorlar. Siz de söyleyebilirsiniz. Böyle düşünebilirsiniz, böyle inanabilirsiniz. Ama benle siz medeni ölçüler içerisinde oturup konuşuruz. Ben size böyle olmadığını, siz böyle olduğunu söylersiniz. Argümanlarımızı ortaya koyarız. Halk da hakem olur. Neticede biz bundan sonra tekrar seçime gideceğiz. Bakın 2014'te mahalli seçimler var, sonra genel seçimler var, sonra cumhurbaşkanlığı seçimi var. Hande'nin sorusunun cevabı tartışma geride mi kaldı? Hayır. Söyleyeyim. Tabii ki kaldı. Ben ilk gün söyledim. Dedim ki biz ruh ve mana iklimini paylaştığımız ve aynı ruh ve mana iklimini paylaştığımız kendi tabanımızla kavga etmeyiz. Şimdi Hürriyet gazetesinde bir tane yazar diyelim ki bizimle ilgili olumsuz bir yazı yazdı. Bütün Hürriyet camiasını onu o yazardan yola çıkarak itham ve ilzam edemeyiz. Peki. Yani AK Parti'den birisi bir hata yaptı. Bütün partiye bunu mal edemezsiniz. Cemaatten de birisi bir hata yapabilir. Yani eğer söz ettiğiniz oysa, ben bu sadece bit meselesiyle ilgili olarak söylemiyorum. AK Parti'den birisi de bir yanlış yapabilir. Ama bu biz Türkiye'de hiçbir cemaatle, hiçbir cemiyetle toptan kavga eden bir siyasi parti değiliz. Zaten tabii ki geride kaldı dediniz. Biz yanlışlarla deniz kavga ederiz. Peki, ilkesizliklerle kavga başta ederiz. Başta son cümle olarak Kandil'in sözüne Refah Yol Hükümeti yanlış yaptı, doğru duramadı demiştiniz. Sayın Erbakan ve Sayın Çiller için de bunu söylediniz. Fethullah Gülen için de aynı şeyi düşünüyor musunuz? Çünkü o da asker anayasal hakkını kullanmıştır, açıklamasını yapmıştı. Öz eleştiri yapması gereken tarafların onlar da olduğunu düşünüyor musunuz? Efendim bakın şeyi de söyleyeyim size. Son cümle olarak. Ben mesela birçok İslami cemaatin
12 Eylül döneminde 12 Eylül Anayasası'na oy verdiğini biliyorum. Yani lehte oy verdiğini biliyorum. Ben red oy kullanan birisiydim. O dönemde de bu tartışmalar yapıldı. Her fani yanlış yapabilir. Her fani hata yapabilir. Her insanın her yaptığı ve her sözü doğrudur derseniz haşa siz onu peygamberleştirirsiniz. Bu İslami literatürde kullanılan ismet sıfatı diye bir şey var. İsmet sıfatı peygamberlere hastır. Yani günah işlememek, hata yapmamak. Hatta peygamberlerin bazı yanılgılarına zelle demişler saygıdan dolayı. Dolayısıyla biz insanlar fanidir. İnsanlar bu başbakan içinde geçerlidir, cumhurbaşkanı içinde geçerlidir, Fethullah Hoca Gülen Hoca Efendi içinde herkes için geçerlidir. Herkes yanlış da yapabilir, hata da yapabilir ama biz insanları değerlendirirken Şirin Hanım şunu yapmalıyız. Ya bir insanın 10 özelliğinden 9'u mükemmelse, 10 özelliğinden 8'i doğruysa biz o %2'lik hatasından dolayı onu çizersek bu adalet kavramıyla bağdaşmaz. Sizin her cevabınız yeni soruları beraberinde getiriyor ama devam edelim isterseniz. Süremiz bitti. Yani. Özellikle size Deniz Fener'i diğer konularda çok çok soru gelmiş ama bir başka programa inşallah diyelim. Çok teşekkür ederiz Türkiye'de Sayın konu Hüseyin Çelik. Konu bitmez. Sizin açıklamalarınızla da bitmez. Gerçekten daha konuşacak çok boyutu var ama çok teşekkür ederiz geldiniz katıldığınız için. Hande Fırat'a ve Metehan Demir'e de çok çok teşekkür ediyorum. Ne oluyor da bu akşam? Biraz önce izlediğiniz konuları masaya yatırdık diyelim. Soruları ve cevapları siz de izlediniz, duydunuz. Yorumu size bırakıyoruz her zaman olduğu gibi. Sorularınız ve katılımlarınız için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ne oluyor oradan bu akşamlık bu kadar. CNN'de kalın, iyi akşamlar.